Selam millet, dedi oynar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Baldur's Gate 3 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Partimizde karakterimiz Büyücü Dede, Gölge Yürek, Karlak ve Astorian'la birlikte. Bir şey lazım mı? Vallahi eşyalarını görmek istiyorum. Eğer birazcık paran yenilendiyse varsa senin paran çok hızlı yenileniyor. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Paran çok hızlı yenileniyor. Daha ne isteyebilirim ki? Takas diyorum. Ya şunu da diyor ki demir matara da dostları ve düşmanları tutabilen bir matara dostu düşmana çevirme ihtimali yüksek. Dostu düşmana çevirme ihtimali. Satıyorum o zaman abi. Düşmanı dosta demiyor yani. Dostu düşmana diyor. Zihir okuma iksiri diyor. Şimdi burada başka bir numara yok. Sen gel bakayım. Sende zaten herhangi bir şey yok. İksirlerim var dizili. Sen tamam, sen tamam. Sen nerede? Oku yakalar diyor havada. Havada ok yakalayan bir adama dönüşmek gibi derdimiz var mı 352'ye? Bir de 10 artı çeviklikle azaltabilir diyor. Kuşanan kişi fırlatması için 1d4 bonus kazanır. Zırh sınıfı. Sana bakalım yavrum. Senin zırhın... Ya sen niye böyle cıbıl görünüyorsun hep ya? Vallahi sen hep niye cıbıl görünüyorsun bilemedim ben. Gel bak ben sana bir başlığı takayım. Seni de şöyle başlığı göstermediğim. Senin zırhınla kıyaslarsak zırh sınıfı 11 hafif zırh. Denge çeviklik kurtarma atış denemelerine artı bonus kazandırır. Tabiat artı 1. Çeviklikle gelen zırh artı 2 ile sınırlıdır. Senin çeviklikle gelen zırhın kaç? Senin çeviklikle gelen zırhına bakmak lazım. Yoksa direkt bunu alırsak sıkıntı çıkar. 220'ye de böyle bir şey satıyor. Çok altınımız var bizim ama. Bunu da bir seninle kıyaslamak lazım. Hafif arbalet. Böyle bir ok. O zaman sen değil bu mu acaba bununla bir şeyler yapar? Evet. Bu daha güzel bir şeyler yapar. Mistik coşkunluk. Büyü hırsızı ile kritik vuruş yaptığında her dinlenme başına birinci seviye bir büyü hanesi elde edersin. Biraz iyiymiş. Yağmur dansçısı. Dövüş sopası. Mesela bunu da ben alabilirim. Yağmur dansçısını. Su yarat. Birinci seviye dönüşüme büyüsü veriyormuş. Aslında bunların hepsini alabiliriz. Bu kadar baktıktan sonra, bu kadar inceledikten sonra şimdi hiçbirini almayacağım bunların. Çünkü ben para gözüm. Şurada bir tane demirci vardı ya. Şu kadının olayı için gidip o demirciyle bir konuşacağım bakayım. Bu nedir? Zorru. Cezbedilmiş diyor Zorru için. Zorru'yu kim cezbetti ki? Damwon. Buralarda bir zebani hissettiğimi düşünmüştüm. Ama Elturelli değilsin. Senin hikayen nedir? 9 cehennemde kayda değer bir vakit geçirdim. Baş şeytan Zariel tarafından zorla ordusuna katıldım. Şehrin YouTube'unda şeytanlar çok keyiflendi. Sonsuza dek size sahip oldular sandım. Kaçabilmenize sevindim. Şanslıydım. Görünüşe göre sen de öyle. Yanında bir tür cehennem makinesi de getirmişsin. Sarı yerden ufak bir hediye. Devamlı yanmamı sağlıyor. Kokuya bakılırsa cayır cayır. Piston halkası yanıyor olabilir. Ya da yağ sızıntısı vardır. Dinlememde sakınca var mı? Tabii ki ama çok yaklaşma. Yoksa gözlerin eriyip kapanır. Gerçekten de yanıyorsun. O motoru kim topladıysa zebani alaşımından bir kalıbın içinde metalurji yoluyla üretilmiş iblis yapımı vanaları barındırmaya çalışmış. Çok riskli. Yardımcı olabilirim ama cehennem demirine ihtiyacım var. Bir de çekicimin bu işten sağ çıkabilmesi için duaya. O şeyin Avernus'un dışında çalışmaması gerekiyordu. Mevcut haline bakılırsa daha ne kadar çalışmaya devam eder emin değilim. Sıcaklığı biraz düşürebilir misin? Bugünlerde biriyle tokalaştığında kolunu yapmaktan korkuyorum. Yerinde olsam önce geceyi atlatırdım. Ama bir taşla iki kuş vurabiliriz. Seni soğutabilirsek motorun da sabitleşir ve istediğin kişiye dokunmana izin verir. Cehennem demirini nerede aramalıyız? Cehennem edecek şimdi. Yolculuğumuz sırasında biraz hissettim. Bir çekim gücü var. Ne aradığını bildiğin zaman mıknatıs gibi geliyor. Ben olsam nereye bakardım sana gösterebilirim. Demir için gözümüzü dört açacağız. O sırada kuşanmayı düşünüyorsan stoklarımızda bolca silah ve zırh var. Mesela artı 2 zırh sınıfı diye bir tane kalkan var. Şimdi bak bu kadının elindeki kalkana bakıyoruz. Artı 2 zırh sınıfı perçinli kalkan. Ne yapıyormuş? Kurtarma atışına artı 1 veriyormuş. Kısa yay var bu arkadaşta. Bunda goblin yayı var. 2-7. Bu
Artı birlik Efsunlu. Birinci seviye kehanet büyüsü veriyor. Sadece 143 mü? Yani alırım eğer böyleyse çünkü. Çünkü alınası. Bu da sadece 121 ise bu da alınabilir. Bu da alınası. Ve dayanıklılık kurtarma atışına da artı bir veriyor. Ozan ilhamı diyor ya, bu zaten olmuyor hocam. Yani böyle bir şey çalışmıyor zaten bizde. Kadına bunları alalım. Giyebildiği zırh ne bilmiyorum. Gerçekten buna alıp da bir şey denemek istemiyorum. Korkuyorum çünkü yani. Aldığımda patlayacak diye aldığımız şey. Pahalı olan ne? 143, 121. Yo, hiçbiri pahalı değil. Takas. Ah. Ne? Anlamadım. Takas dedim. Takas dedim. Ha, demin neyi yapamadım ben? Tam olarak anlamadım ama neyse. Sen şunu bir giy bakalım. Şunları falan alacağım, vereceğim bir araya. Gerçi burada gösteriyor istatistiği. 1Z6 artı 2. Tamam. Bu da güzel bir savunma vermiştir ona diye düşünüyorum. Şimdi sana gelelim. Senin elinde Adaletin Kılıcı var. Adaletin Kılıcı güzel. Arbaletin var. El arbaleti. Hafif arbalet. Yok, öyle bir şey değil bu. Barbarın zırh giyemediğine dair bir şeyim var. Düşüncem var. O yüzden böyle bir olaya girmeyelim. Sana gelelim. Senin de silah kullanmakla alakalı bir sıkıntın var. Hançer var mesela, bak 88'e. Efsunlu. Mesela bunu bir alalım. Sana Efsunlu hançer alalım. Niye almayalım yani? Ondan sonra hafif zırh diyor. Hafif zırh sınıfından bir şey bulalım sana. Bu mesela orta zırh. Olmaz. Bu hafif zırh. Bak 12'lik. Mis gibi. Aldığın ezme hasarı da biraz alıyormuş aynı zamanda. Daha başka hafif zırhlar var mı? Orta zırh. Ağır zırh. Orta zırh. Yok, bu hafif zırh. Ezme hasarı da biraz olsun. Bunu da aldık. Sana başka bir şey alamıyorum. Çünkü şu zaten 4-11 yeterince güzel gibi. Gerçi uzun yay artı bir var. Yani bakmak lazım, uzun yay kullanabiliyor musun? Şuna bir takas yapalım. Takas yapalım. Ha? Takas yapalım. Çok güzel canım. Yüreğinle mi dövdün? Adamsın. Şuradan bir de istatistik. Artı 4'e 3-8. Artı 3'e 2-7. Tamam. Artı 4'e 3-8 güzeldir. Ver abicim bana. Bu zırh da nerede ne fark ediyor bir bakalım. Hiçbir şey fark etmemesi lazım ama evet. Yani hiçbir şey fark etmiyor derken kurtarma zarında fark ediyor da onu burada anlayamıyor olmamız lazım. Güzel. Bu ikisinin yanında bunu da koyduk. Sevkiyat emirleri görünmüyor galiba satarken satış ekranında. Çünkü satardım görünse onları. Senin de bir olayın yok. Sana gelelim. Şimdi şu zırhı alıp bıraktığımız zaman sana zırhın 15 oldu. Bir şey mi geldi sana? O zırh bir şey veriyor galiba. Aldığın ezme hasarı biraz alır diyor. Feysoy. O ne kadar çok özelliği var bu adamın. 5-8 hançer. 1-4 hançer. Hançer artı 1. 5-8. Artı 5'e 1-4. Artı 6'ya 2-5. Ters elde diye böyle şey yapıyor. 5-8. 4, 9, 5, 8. Aslında kılıç değil hançer de tutsa daha iyi olacak gibi ama. Şimdi böyle yaptığı zaman gizli saldırıyla 6-21 vuruyor. Böyle yaptığı zaman gizli saldırıyla 7-20 vuruyor. Aynen, yani gerçekten çok fazla fark etmiyor. Tamam, böyle kalsın. Kendi zırhını ve kendi silahını da şuradan bizim adamımıza verelim. Şimdi ben bunun kullanabildiği silahlara bakacağım. Silahları, bunun özelliklerini nerede gösteriyordu? Neler kullanabildiğini. Savaş silahları. Uzun yaylar, uzun kılıçlar, el arbaletleri. Hafif arbalet. Zırhta hafif zırh. Silahlarda sopa, hançer, dev sopa, cirit, hafif hafif kısa yaylar, orta mızraklar. Dev sopalar, abi sopalar, hançerler, dev sopalar. El baltaları, ciritler, hafif arbalet, hafif çekiç, gürüzler, dövüş sopaları, kısa yaylar, mızraklar. El arbaleti, uzun yaylar. Müzikal enstrüman, herhangi bir müzikal enstrüman çalmayı bilmiyor. Zaten bilse komik olurdu.
Dedeye karşı bir nötr olayı varmış. O zaman demin de dediğim gibi uzun yaylar dediğimiz zaman bu iş olur gibi. Şöyle alıp bunu verelim. Vermeyelim. Ben bu silahı satın aldığım zaman hep birlikte görelim. Gel güzel kardeşim. Konuş adamla. Yüreğiyle döven vardı ya bizi. Ya bizi değil, silah. Böyle dedim ki bizi yüreğiyle döven. Şana da bakayım. Kısa yay değil, uzun yay. Fiyatı da çok abartı değilmiş zaten. Uzun yayı aldım. Takas dedim. Takas dedim. Hala 1600 altınım var. Hiç fark etmez. Ayrıl. Gel buraya. Al şimdi yayı sen. Güzel kardeşim. Bak senin üzerinde bu vardı. Artı 5'e 4 11'di. Bu geldi. Artı 6'ya 5 12. Bu kadar yani. Sen de bunu al. Artı 3'e 2 9. Artı 3'e 2 9. Hiçbir şey değişmedi. Bu adam ok atmasın. Bu 6 5 6 çılgın şeyler de atıyor. Bu da 4 5 oldu. Bu da 6 oldu. Ben de büyücüyüm zaten. Abi bu saatten sonra bence olur. Artık olur yani. Artık bu saatten sonra olsun yani. Arayışın nasıl gidiyor? Kalbine bakabilecek misin? De cehennem demirine ihtiyacım var. Eşyalanıyor bakayım. Tamam ben halledeceğim onu. Cehennem demirini sana bulacağım. Kızı yedirmeyiz yani. O bizim canımız, ciğerimiz artık. Böyle bir cehennem demiri iki bilmem ne için falan satmayız onu. Aldım bunları da. Neler varmış sende? Sarı boya, bataklık yeşili boya. Boya nedir abi? Saçma saçma konuşmayın ya. Boyayla ne işim olur? Bunlar da satacak şeyler yok. Var. Tamam. Gayet güzel oldu. Ayrılıyorum. Senin de paranı alıp ana karakterimizi atıp ondan sonra F5 dedikten sonra kardeşlerim böylece yeni bir maceraya hazırız artık. Yeni maceralara atılmaya hazırız. Burada yapacak bir şeyimiz yok. Görevlerimize bakalım. Bir tedavi bul. Zaten bunun adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Potansiyelini kabullen. Parazitimiz var. Mültecileri kurtar. Kurtaracağım. Heykelciyi çal. Olmaz. Şahsi eşyalar bağlandı. Bulamıyoruz. Tapınağı incele. Macilardan biri olan Cüce Brian gece haritasında yerini gösteren bir haritaya sahip. Tamam. Derin sulu büyücü. Gale'in sihirli eşyasında yoldaşları geçelim. Hararetli arkadaşımız. Helion'un kalbi. Karlığın motorunu inceledi. Onların için cehennem demirine ihtiyacı olduğunu söyledi. Tamam. Bizim ana senaryomuz ana haritada. Şu anda buralarda başka hiçbir işimiz yok. Bak şöyle baktığımız zaman zaten işimiz yok yani burada. Bunu çok net anlıyoruz. Bu mağaralarda başka bir numara yok değil mi? Dur canım iptal. Şöyle bir aşağılara insek burada bir şey varmış sanki. Kapıdan mı çıksak? Bu ne? Helion'un kalbi cehennem demiri bul. Cehennem demiri bu kadar yakında mı? Ben şu goblin üssü dedikleri yere doğru bir gideyim ya. Gelin hep birlikte goblin üssü dedikleri yere gidelim. Ümit koru çevresi. Tekrar tekrar. Aynı yerleri yürümeye gerek yok. Level atlamamıza ne kadar kalmış bizim? Hemen hemen aynı değil mi? Hemen hemen değil. Aynı zaten. Herkes aynı. İyi. Biraz görev yapmamız lazım. Birazcık görev yapmamız lazım. Birazcık. Çiçekler. Bunun üstüne yok. Kese. Kese nereden çıktı? Eyvallah. Uzun dinlenmeden sonra yapabilirsin diyor. Ölülerle konuş. Bu bir ölü konuşsak mı onunla? Şimdilik onu görmezden geleyim. Bak bunlar bize kamp yaptığımız zaman yemek verecek lütfen. Şöyle bir aşağı doğru gideyim şimdi. Cehennem demiri dediği şey orada olduğuna göre ben kesinlikle oraya bir gideceğim. Ayrı mesele de. Hala değişik bitki alıyorum. Bu beni biraz geriyor.
Bir şey tespit edildi dedi. Oyuk. O. Sırt çantası. Aç. Drow zehri, büyücü felaketi yağı, bronz kadeh, altın. Hepsini al. O çantayı alma tabi. Mükemmel böyle. Çantayı almaya gerek yok. Tespit. Wow. Isıran sinekler tatarcıklar. Nefret ediyorum dedi. Oğlum sen vampirsin. Sen milleti ısırıyorsun. Bir sinek seni ısırdı diye mi atarlanıyorsun? Oo. Kaypak parmak. Koşarak sıçrama tur başına bir kez. Kuşanan kişi depar attığında ya da benzer bir aksiyon aldığında bonus aksiyon kullanmadan sıçrama yapabilir. İzbandut iksiri. Boyutunu büyütmek için içerisinde silahlar ekstra 1 zar 4 hasar verir. Kuvvet denemelerine, kurtarma atışlarına oklar. Bak şimdi hepsini alıyorum. Bu kadar eşya aldığımız anda hemen bir şeye karar veriyoruz. Önce şunları bir atıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki kaypak. Şurada aşağıda dursun. Barut bombası. Barut bombasını bu kadına verelim. Simyacı ateşini kadına verelim. Ondan sonra büyücü felaketi yağı. Silahı yağla kaplarsın. Hedefler büyü saldırı zarlarına ve büyü kurtarma zarlarına -3 ceza alırlar. 2 tur boyunca korumak için attıkları kurtarma atışlarına dezavantaj. Bu kesinlikle bizim bu emminin. Aynı zamanda şimdi oklarda bakalım alevli ok kimde? Alevli ok sende mi? Bunu sana atıyorum. Alevli ok sende, bunu sen al. Drow zehrini de sen al. Bir tane olması lazım sende Drow zehri. Aynen, iki tane oldu. Artık benim de şifa iksirim oldu. Mükemmel. İzbandı deliksirini sen al. Yağ şişesini sen al. Satılacak ürün. Satılacak ürün. Yıldırım okunu da sen al. Teşekkür ederim. Tamam, burada bir patlaklık yaşamıyoruz değil mi? Bakalım. Herkes kullanabileceği eşyaları görüyor mu? Herkes kullanacağı eşyaları görüyor. İzbandut iksiri de niye burada görmüyorum? Görüyorum. Yemiş çalısı. Olur. Geri dönelim. Zaten biraz daha aşağı indiğimizde su buluyoruz büyük ihtimalle orada. Şöyle bakalım. Garip bir şeyler buluyoruz orada. Aha, olay buluyoruz. Geri ver lütfen. Hey, bir şey beni ısırdı. Ethel teyze. Çocuklar, kutsal olan her şeyin aşkına yemin ederim ki bu yaşlı gözlere zavallı kardeşinizi hiç görmedim. Rol yapmayı kes koca karı. Marina'yı son gören sendin. Onu bırak lütfen. Hey sen, lütfen bu çocukların içine ne kaçmış bilmiyorum. Eve gitmek istiyorum. Kurtarma başarısı, sezgi. Kes şunu lütfen, tekrar yapma. Herkes sakinleşsin, burada ne oluyor dikkat et. Ağzından çıkan tek kelimeye bile inanma. Kız kardeşimiz koca karıya gitti ve o zamandan beri onu görmedik. Yemin ederim kız kardeşlerini tanımıyorum. Ama onu aramanıza seve seve yardım edeceğim. Yeter, o nerede? Diyalog geçmişi, karakter seçimi, oyun menüsü. Yani şimdi yaşlı kadın, ilerisi bataklık. Gerçi sürü kız kardeşlerine ne yaptın? Hemen beni savunman gerekiyordu hayatım. Çok işe yaradın. Tavsiye vereyim mi? Olur da gölgen kapıma düşecek olursa başını eğip özür dilemeye hazır olsan iyi edersin. Bye bye now. O ne be? Lanet olsun, önce oradan kayboldu. Daha önce böylesini görmemiştim. Şimdiden havai fişek de çıkarabilir. Umurumda değil. O koca karı Rihanna'yı alıkoydu. Brevan'a ne olduğunu anlatabilir mi? Kız kardeşimiz Marina. O şey koca söyledikten sonra fenalaştı. Kocasını geri getireceğine dair bir şeyler söylemeye başladı. Sonra koca karıyı aramaya gitti. Yaptığı en altta şeydi. O zamandan beri onu görmedik. Ve koca karıyla anlaşma yaptığında asla hayır gelmez. Bunun hiçbir önemi yok değil mi? Onu bulmalıyız. Hem de hemen. Büyücü. Koca karılar son derece güçlü yaratıklardır. Feyleri hafife almalısınız.
O canavarı terk etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun? Bekle. Önerin ne? Senden deneyimli birine güven, kardeşinizi bulacağım. Marina'yı kurtar. Sanki yine başım belaya sokuyorum ya. Güneşli bataklıklar. Kurtarma başarısız. Aşk dolu not. Kaydediliyor. Sırtından bir ürperti geçiyor. İzlendiğini hissediyorsun. İnceleme. Artı 3 artı 2. Büyücü mistik kültür. Artı 3 artı 2. Büyüsel müdahale olup olmamana dair izler ara. Büyücü mistik kültür. 15'te bulacaksın diyorsun. Zaten 5 aldın diyorsun. Bir tane de bizim arkadaş yardımcı olsa. 17. İşte böyle büyücülük yaparak karizmayı basıyoruz. Gözlerini kırpıyorsun ve yaban bir anda değişiyor. Sinsi ve iğrenç kokulu bir bataklık tüm hislerine saldırıyor. Sihirli elma. Olmadı bu. Bu yakışmadı. Kızıl kukuleta. Seviye 4. Abi yine seviye 4 bir yerdeyiz ya. Yine biz seviye 3'üz. Ve yine seviye 4 bir yerdeyiz. Böyle şeyler benim hiç hoşuma gitmiyor ya. Kızıl kukuleta dediği yaratıkları biliyorum galiba ya. Red Cap. Tespit başarısız. Niye başka biri tespit etmeye çalışmadı? Bir de koy etti. Rehberlik. Ha, gölge üyelerin verdiği rehberlik gitti diyor. Tamam, sıkıntı yok. Kamp erzaklarını toplayalım abi. Acaba şuranın ucuna kadar gitsek, yani böyle uzun ince bir yol koymuşlar oraya. Ha, burası bataklık. Başka bir bölgeye mi geldim? Yaban irfanı başarısız dedi. Yaban irfanı iki kişi birden yapıştırdı abi. Senin başarısız ama bizim başarılı dediler. Düzenbaz lokması, şifa iksiri al. Altın yüzükler. Güzel. Altın yüzükleri şöyle koy. Dur canım. Yüzükleri şöyle koyalım. Kardeşler mi? Sanırım kız kardeşlerini bulamadılar dedi. Kardeşler nerede pardon? Kardeşler dediği. Aa. Kardeşler. Ne o demir. Çekiç, satır, kamp erzağı, altın. Zaman, zihin yüzene dönüşmenin avantajı falan bir şeyler söyledi adam. Wow. Level 5. Aa, yabancı. Kokunun kusuruna bakma. Metalik ve mide bulandırıcı derecede tatlı bir şeyin kokusunu alıyorsun. Toz haline getirilmiş demir sarmaşık. Eski bir avcı numarasıdır. Çoğu canavar tadına bakmadan önce iki kez düşünecek. Canavar avcısı mısın? Şaşırdım. Tüm gurların gezilen kanatları olduğunu sanıyordum. Affedersin ama gur dediğin kimdir ya da nedir? Efsane ve tehlikeli kimseler olan bizler. Hiçbir yerde durmayıp diyar diyar gezeriz. Witcher mısın sen yani? Tavuk çalarız, ekinleri lanetleriz, kızlarınızı baştan çıkarırız. Eminim arkadaşın tüm bunları daha önce duymuştur. Keşke yerleşik yaşayan halkın sahip olduğumuz sandığımız gücün yarısına sahip olsaydık. Maalesef ben sıradan bir gezginim. Sıradan bir gezgin ve bir canavar avcısıyım. Ben üfürükçü ya da katil değilim.
Peki ne alıyorsun? Eminim korkunç bir şeydir. Ejderha mı? Tepegöz mü? Kobold mu? Çok etkileyici bir şey değil. Bir vampir tohumu alıyorum. Vampirin ismi Aston. Ama onun yer altına girdiğinden şüpheleniyorum. Onun kan bedelini ödeyebilirsem koca karadan onu yüzeye çıkarmasını isteyeceğim. Peki bu Astorion'u bulduğunda ne yapacaksın? Onu öldürecek misin? Bu sefer değil. Onu yakalamam emredildi. Öyle mi? Tam olarak nereye götüreceksin peki Baldur geçidine? Halkın beni orada bekliyor. Yalnızca bir tohum mu? Yazık, gerçek bir vampir bile değil. Eminim vampir tohumu da istese senin gırtlağını parçalar. Ne yazık ki haklı. Yalnızca efendileriyle kıyaslandıklarında zayıf kalıyorlar. Gündüz vakti avantaj bizden yana ama geceleri avlandıkları zamanlarda daha ölümcül bir av bulması zordur. Enteresan, Astorian ne düşünüyorsun? Bu sıralar imkansız benim için çocuk oyuncağı gibi bir şey. Hayır, barış içinde gideceğiz. Lütfen öyle yapın. Ama vampir tohumu benimle kalıyor. Bunu yapma. Kimsenin ölmesine gerek yok. Ne yazık ki o konuda yanılıyorsun. Güzelim. Şimdi bu olayı şöyle yapacağız. Uzun yaya geçeceğiz. Neden? Tuzağa yakalanmış. Tuzağa yakalanmış, o yüzden tırtladı. Saklanma başarılı. Turu bitiriyorum. Şimdi bizim birinci karakter buna gelip saldırsa gayet dandik vuruyor. Level'ından dolayıdır yani. Çok da şey yapmaya gerek yok, kasmaya. Büyülü ok atıyorum. Birinci level atıyorum. Birazcık canını yakıyorum onun. Sonra şöyle yakına doğru yürüyorum. Turu bitiyorum. Ha, şimdi iblisimiz geldi. Bakalım iblisimiz ona ne yapacak? Gidip yok, ok atma. Kılıcınla gidip vurursan 60'la vuruyorsun. Peki şimdi iblisim, dur. Dur iblisim. Hiddet ayı kalbi. Seni her tür cezalandırmaya karşı tutabilecek hiddet moduna girersin. Her turda bir düşmana saldırmazsan veya hasar almazsan hiddet erken biter. Hiddetliyken büyü yapamaz ya da konsantre olamazsın. Peki, geçtik bunu. Pervasız saldırı. Bir sonraki turuna kadar saldırı zarlarına avantaj sahibi olursun. Ama düşman da sana karşı attığı saldırılarına avantaj sahibi olur. Şimdi bunu da geçtim. Hiddet yüklemesi. Ha, bu sadece hiddet yüklemesi, tamam. Göz bağı. Avantaj kazanırsın. Bu aksiyon. Avernus'un mirası kavurucu çarpma. Ekstra bir ateş hasarı verir. Hedefin ateşe verir. Her turda bir altı ateş hasarı verir. Oo, çılgın. Yarma. Delice atış. Ana el saldırısı. Aksiyon. Aksiyon bonus aksiyon. İkisini de kullanıyor. Kabza darbesi. Şimdi bu adam bir gidecek bir kere abi. Bunun kaçarı yok yani. Oh, %84 diyor bir de. Pervasız saldırı. Çok dandik vurmasaydı çok mükemmel bir özellikti aslında. Tir'in koruması. Bir yaratığın saldırılarına korunursun. Yarattığın zırh sınıfını 2 arttırırsın. Ben şunu açayım. Hiddet kalbi. Barbar hiddet. Hiddetlenmeye devam etmek için her türlü bir düşmana saldırmalı ya da bir şeyler yapmalısın diyor. Şimdi. Shadowheart. Shadowheart da şöyle bir yürüsün. Bu ne yapıyor? Avcının damgası. Birinci seviye kehanet büyüsü. Ne yaptığın her silah saldırıda fazladan dönme hasarı verirsin. Abi adama niye daldık ya? Aslında çok da kötü biri değildi. Adam canavar avcısıydı. Ayıp oldu ya. Kara büyü. Bonus aksiyon, şu adama %100 bir tane atalım. Avcı damgası attım. %50 silahımla vuracağım diyorsun ona gidip. Sen hala %50 falan vuruyor. Ha, okunla %50 vuruyorsun, pardon. Silahınla da yeterli şeyin yok. Peki okunla vur o zaman. Vurdun. 10 vurdun. Seni tebrik ediyorum. Dede karakterine diyor ki tuzaklı saldırı atıyor. 11 vurmak için 11 atmalı, 13 attı.
Kalkan atarsan vuramaz diyor. Yapıştır kalkanı, vuramazsın. Iska. İkisini de bana denedi. İkisi de ıskaladı. Çok güzel oldu. Avcının damgası attın da sen oradan geçersen... O ne be? Saklanma başarılı başarısız başarılı başarısız başarılı başarısız. Saklanma başarısız. Böyle avantajlı bir saldırı yapalım sana. %80 ile yapıp ıskalaman gerçekten üzücüydü. O zaman bir emik. Ufak emik. Konsantrasyonu bozuldu. Bir... Dur bakalım. Jest. Lux. Dengesiz. Bitti. Avantajım var. Sen de gel vur. Hadi bir düşürme yapalım şöyle ya. Düşürdü. Hah. Güzel oldu. Turu sonlandırayım. Bizim bu karakter gelip artık buna vurursa zaten bu saatten sonra bu olay biter. Yani Astorion'u korumayı seçmene şaşırdım dedi. Peki hepsini alıyorum. Şimdi adama yazık ettik gerçekten. Birinin arzusu oldu. Birinin arzusu. Bakalım şimdi şuna. Buna arzular şelaleyi buna versem. Diyor ki mahlukat türü düşmanlara karşı avantaj sahibisin. Ama zaten artı birlik bir tane silah diyor. Artı 3'e 2 9. Artı 4'e 3 12. Yeter. Niye her şeyi buna atıyorsam abi? Şu çekiç kalsın belki işe yarar. Aşk dolu not neymiş? Biraz soluklanın canlarım ve benden bir ısırık alın. Teyze. Abi zehirli elma koymuş. Ve böyle bir not bırakmış yanına ya. Tam bir kırmanço. Vallahi tam bir kırmanço hatta. Sen nasıl bir dizilim uyguluyorsun güzel kardeşim? Bunun yerine bunu koysan hatta, bunu çıkarsan oradan, ondan sonra alev okunu buna versen, zehir okunu buna versen ne kadar hoş olur. Esker. Bu da ok atabiliyor hatta. Yani bu artı dörtlük, bu artı altılık atarken bu da artı dörtlük atabiliyor. Bundaki oklardan iki tanesini de buna verelim. Nedir yani? Ok manyağı olan bu ama. Tamam. Burada hançer kök var. Hançer kök var. Efendim burada bir sırt çantası var. Mantar. Çok enteresan oldu bu. Hepsini buna veriyorum ama. Vallahi yazık oldu abi adama. Dediğim gibi çok da isteyerek yapmadım bunu. Yani bir yanlış diyalog. Hop olay buraya gitti. Panzehir, ızgara bilmem bir şey. Bu ne ya? Burada bir şeyler var. Buraya çok arkalardan gidilebilirmiş. Buraya iniş yok mu? Ulaşılamıyor diyor. Nereden ulaşılabiliyor ona? Evin merdiveninden. Eve çıkarsak evin dışından, içinden, merdiveninden diyor. Oraya ulaşabiliyormuşsun. Buraya gelebiliyor musun? Ha yok, sen farklı psikolojiler yaşıyorsun şu anda. O olmaz. Şöyle bir gelelim. Ortamı biraz daha tanıyalım, açalım. Kalkan, reaksiyon. Vis vrak. Tis vrak. Şaşkın kurbağa mı? Hmm. Gel seninle şunu bir deneyelim mi? Hayvanlarla konuş. Yeşil yapraklar, sığ su. Yeşil yapraklar, sığ su. Ne bıraklamaya çalışıyorsun? Yeşil yapraklar, sığ su. Omurgandan bir ürperti geçiyor. Bu yaratıkta yanlış olan bir şeyler var. Hem de çok yanlış. Yak, kan dök, öldür. Sorun ne? Ne oldu? Koca karı. Beni mi öldüreceksin? Siz benim tabanı kadarsın.
Öldüreceğim. Ha, koca ka... İnanılır gibi değil. Şu anda ben şoklardayım. Yüksek savunma, yolda engel var. Ben buna ikinci seviye büyü atayım, ölsün bu. Üçüncü ayna suret, ikinci ayna suret, ayna suret, zorlu arazi, derin su, ıslak. Tamam. Bu durumda biz yapalım, yapacağımız her şeyi yapalım. Ondan sonra ölelim yani. İmkanı yok çünkü bu savaşı kazanmamızın şu anda. Düşünüyorum da. %5 ihtimal, inanılmaz şey ya, efsanevi. Al, %5 ihtimalle atayım bunu. Suyun içine abi, çok saçma ya. Kurbağa geldi, suyun içine girdi. Adamlarımıza inanılmaz milyonlarca hasar vuruyor. Kesinlikle işe yaramadığını bile bile attım yani. Bu da böyle bir eziklik yani. Ne yapalım? Mutlu silah efsunlu. %5. Buyur. Vur bakalım. Niye? Yolda engel var. Gel abi. Gel silahla vur. Ne yapayım ki yani? Iska. Böyle de bir atak yaptı. Enteresan. Delikanlı adam en azından yani, yapıyor atakları. Yeterli hareket yok. Bak şimdi. Yeterli hareket olur aslında, biliyor musun? Mesela buraya bir zıplasam. Ama çok, senin bu yaptığın da enteresan asıl ya. Gerçekten enteresan. Dezavantaj, yüksek savunma. Yolda engel var. Suyun altında abi, bunu yaptırmıyor. Tamam, anladık. İki kere yaptı bunu, şimdi daha yapmıyor mu? Şimdi niye tekrar vurabiliyorum ben bu adama? Gayet iyi bir şekilde. Evlerden ırak, bir şey oldu bana. %35 de vuracaksın ona diyor. Pervasız saldırı. %58 de vuracaksın diyor. Bir saniye. Manyağa dön. Şimdi pervasız saldırı yap. Gel. Mükemmel. Iskaladın yani. Daha ne isteyebiliriz ki? Seni biz bir gelip kaldıralım. Bu böyle olmaz. Da kadın zehirlenmiş şekilde kalktığı için direkt ölecek diye geliyor yani bana, ölecekmiş gibi. Ha, kendini iyileştirebiliyorsun. Gerçi beni de iyileştirsen iyiydi önce ama. Allah Allah, yanına biri geldi mi? Ha, burada bir manyaklık söz konusu. Şişt, ne yapıyorsun oğlum? Başkasına geldiği zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Allah Allah, bana geldi, kritik darbe, kritik darbe, kritik darbe, kritik darbe. Ya ağzını burnunu kırdım senin, mutlu musun şimdi? İşte bu kadar. Şimdi dövdüğün adamın tekrar... Sakin ol.
Oğlum sakin ol. Bunda ne sorun var şu anda? Ha, delilik var. Gayet normal bir sorun. Hedefte böyle bir durum var diyor. Peki abi, biz yaraları iyileştir diyelim. Şunu açalım. Abi kurbağa yaptı bunu da, biliyor musunuz? Delilik dediği şey bu kurbağanın efekti. Kurbağaya atak yaparken bir de deliriyoruz. Çok güzel. Turu bitirelim. Sen ne yapmalısın? Yani bence incelediğinde tehdit altında bu değil abi. Yaşadığı şeyler. Bir efekt var bu kadının üzerinde şu anda. Delilik diye bir efekt var işte. Bunu nasıl göreceğim ki? Göremiyorum. Tamam. Turu sonlandır. Vatandaş kurbağadan ne alabilir? Hiçbir şey alamıyor kurbağadan. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Turu sonlandır. Delilik bitti. Hiçbir şey kazanamadığımız bir kombat yaptık. Gerçekten ben daha iyi bir sonuç alamazdım yani. Daha iyi bir sonuç beklemiyordum bundan. Mükemmel oldu. Ne elde ettik? Hiçbir şey. Ne yaptık? Her şey. Garip. Kurbağadan uzak durmayacakmışız. Bunu anlamış olduk. Hiç uzak durmuyor. Uzak durunca ağzımızı burnumuzu kırdı yani. Bunu da sana attım canım. Onu da sen hak ettin. Şimdi bir daha şöyle bir çıkışa doğru bir gidelim. Şuradaki şeylere bakalım. Sandıklara. Numara yok. Herhangi bir numara yok. Tespit başarısız. Şaheser. Nehir kıyısı çay evi. Abi nehir kıyısı çay evini bir terk ediyorum. Ben ya da içeri gidip bir konuşalım karakterle. Karakterle konuşalım. Buradan sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ben kim olabilir ki yani? Ne yapabilir ki bana? Dışarıda bir tane kurbağa tek başına 30-40 vuran zehirler atmış bana. O ne yapabilir yani? Söyleyin. Çürümüş şeyi niye alıyorsam. O tabakta tek bir kırıntı bile kalmayacak kızım. Ethel teyze, lütfen bir ısırık daha alırsam bu turta geri çıkıp merhaba diyecek. Tahta kaşığımı elime almayayım bak. İki canlısın, o yüzden ye. İşte içlerindeki en yüzsüz enik. Benden sağlam bir özür dilesen iyi olur genç adam. Söylenesene koca karı. Gözdağı vermek ve pazarlık sürecinin bir parçası mı, yoksa sonrası da mı geliyor? Ya büyücü okuyabildiği için zeki olduğunu sanıyor. Ne kadar da nadide. Kıçına hızlı bir tekme atıp seni kapı dışarı edecektim. Ama bence seninle ikimiz biraz eğlenebiliriz. Tanrılar bana sabır versin. Ya artık Myron'a tekrar söylemeyeceğim. Ye. O Myron'a mı? Ona bazı kötü haberlerim var. Burnunun altındaki o deliği kapalı tut, yoksa işler çirkinleşecek. O koca karı bize ne yapacağımızı söyleyemez. Ne oldu? Neler oluyor? Ethel teyze erkek kardeşlerini öldürdü. Aunt Ethel. Kabalık ettiler ve ben kabalıktan nefret ederim. Seni canavar. Anlaşma yattı. Yeter. Git hadi. Sonunda huzurlu bir sessizlik. Kafeste biraz vakit geçirirse aklı başına gelir. Ve sen işime burnunu soktuğunu pişman olacaksın. Merhaba. Hayda. Abi böyle bir şey olamaz ya.
Başlıyoruz. Selamun aleyküm görünmezlik. Bilmem ne bir şey. Yani bir tane savaşta şu oyunda bir savaşta adamlar mükemmel pozisyonda. Biz ablak gibi ortada. Herifler bütün bonusları açmış. Biz böyle merhaba ağzıma kılıç sokarken bir anda karşılaştık falan. Şu pozisyonda olmayalım artık ya. Yardır. Berber değil misin? Önden git. Sen de böyle gel rahibe. Ama silahını çek de biraz gözdağı ver rakiplerine. Büyücümüz de şöyle gelsin. Ve ortama Dancing Light mı atsın? Ne atsın? Ne yapayım ve senin yerini bulayım ben? Gör. Ha sandıkmış oradaki. Bu ne ya? Çay şömine. Hiçbir şey yapamıyorum abi. Turu sonlandır diyorum. Aa red cap'ler geliyor mükemmel. Çok güzel oldu bu. Kana susamış. Ethel teyze illüzyon kır. Yeni arkadaşlarınızla iyi oynayın. Görüşmek üzere dedi. Şimdi bu hiç hoş olmadı. Kızıl kukuletaya bir bakalım. %65 ile vuruyorum. 14 zırh. Neyse. Kızıl kukuleta. Öncelik artı 1. Sağlık puanı biraz fazla kızıl kukuletaların. Benim büyücümün de çok bir büyüsü kalmadı. Üzülerek söylüyorum ki. Şimdi şöyle gelsem. Şu yukarı zıplasam. Şurada gizlensem. Avantajlı okla. Şuradan birinize ok atabiliyor muyum? Yeterli hareket yok. Boş ver. İçeri girdiğiniz zaman oklarım size. Turu geçsem. Barbarla şuraya gelsem. On tur boyunca şunu açacağım da önce onu açmayayım. Önce ben şu arbaleti alayım. Şuna bir tane yapıştırayım. Yani zaten yapıştırsam şaşardım. O yüzden bu yaşanmamış gibi davranıyorum. Şunun yanına geliyorum. Kutsama diyorum. Onu. Bunu. Şunu. Beni diye bir kutsuyorum. Sonra turu veriyorum. Bir red cap gelecek. 7 ıska 7. Çok sağlam daldı. Tebrik ediyorum. Ben de buraya çıkmak istiyorum. Ya öyle değil. Hayır, escape. Ne yapıyorsun ya? Of. Aptal adam ya. Ağzım bozduracak şimdi benim. Tamam. Geri kalanlar buraya yetişemez diye umut ediyorum ama koştuğu için çok da hoş olmadı bu olay. Bir diğeri geliyor. Vallahi durum kötü görünüyor. Şimdi bu arkadaş buradan avantaj elde edip şuna vurabilir diye düşünüyorum. %90'la vuruyor böyle yaptığımız için. Çok güzel. %90'la vur. 15. Beynine bir tane vurdu. Ben de çok da çok da iyi yaptı. Çok da güzel yaptı yani. Yeterli kaynak yok. Senin sadece bonus aksiyonların daha yakından dövüşmeni gerektiriyor. O yüzden biraz daha yakında olsak iyi olabilirdi diyorum. Bak bonus aksiyonlarında neler neler yapıyorsun çünkü sen.
Bu neymiş? Serbest kal. Ha, güvenle geri çekil diyor. Yok. Şimdi bunu salalım. Abicim bu hiddet. Hiddeti saldı. Ayının kalbi dedi. %75 ihtimalle buna vuruyor. Buna %75 ihtimalle vurmayacağım. 8-18 vuracağım ha. Yarma diyerek geniş bir yay çizerek aynı anda 3 düşmana kadar atak yapabilir diyor. Şöyle bir atak yapsam. Kendi arkadaşıma vuruyor muyum? Bu şey yapar mı diyor. Kendi arkadaşını abi vurup vurmaları söylemiyor ki kendi arkadaşına. Hazırlan. Menzili. Hareketinize 6 metre. Yok o değil. Pervasız saldırı. O da değil. Aksiyon. Bu da aksiyonmuş. Bunlar aksiyon. Olmaz. Yarma. 5-10 hasar. Yırt. Büyü yapmak engellendi. Avernus'un mirası. Al abi. Güzel bir şekilde yardırdık ona diye düşünüyorum. Bonus aksiyonu yok şu anda arkadaşın. Peki. Turu tamamladım. Abi o zaman sen hiçbir can basamıyormuş ki buna. Bu da hiçbir can basması yok. Mükemmel. İyiden kötüden koruma parşömeni. Bir müttefikine. Bunu koruyayım. Müttefikim bu olsun. Kutsama gitti mi? Vallahi hiçbir şey anlamadım ha. Kutsamayı kaybetti. Hiçbir şey kaybetmedi. Aynen. Gücü aynen devam ediyor. 1, 2, 3, 4. Birinin evine göndermiş olduk sadece. Başka da bir şey fark etmedi yani. Sonrasında ben şöyle aşağı atlasam daha iyi olacak. Hedef teşkil etsem daha iyi olacak gerçekten. Sert takip, kurtarma başarılı. Bak bir atak yapmadı mesela. O ne be? Uzaktan doğru pörçük diye bir şey attı adamı. Kan attım, man attım diyor. Bir şeyler diyor. Peki abicim. Gizli saldırı menzilli. %80 ihtimalle başarırım diyor. Ver. Of. 20 de vurma ya. Vallahi insafsızlık yaptın yani. Bu aksiyon. Bir tane aksiyonum var zaten benim. İksir içme bonus aksiyon. Tamam. Bonus aksiyon yapalım. Bu toksinler de bonus aksiyonmuş. Bir dahakine bir tanesini koyarım onlardan. Benim üzerinde şey yok mu? Hiddet, ayı kalbi. Yakın dövüş ve nesne fırlatmada 2 hasar verir. Psişik hasar hariç her hasar diyeceğiniz kazanırsın. Abi direnç kazanırsın diyor da işte böyle bir hani aman aman direnç ne kadar kazandık bilmiyorum. Hiç de göremiyorum. O da üzücü olmuş. Yırt diyelim bakalım. Selametle dedi. Evine gönderdi adamı. Turu geçtim. Canım benim. Sana ne yapsam ben? Menzil saldırısı yapayım sana ya. 65 ihtimalle diyor. Bu fena değil. Ama sen fenasın. O değil ama sen fenasın. Güzelim. 70 ihtimal de iyidir. Sadece o adamın canı biraz fazla. Ne oluyor? Bir Red Cap çok uzaklardaydı. Gelmeye mi karar verdi? Ana, o nasıl kombata katılıyor öyle ya? Aman neyse ki uzaktaymış adam. İyi ki uzaktaymış ya. Uzakta olmasa ne yapacaktı bize kim bilir. O diye canım böyle. Bak normal atak yaparsam 5-12. Bunu yaparsam 7-24. Abi ne alaka? Onunla bunun arasında ne fark var? Enteresan. 8 vuruyor. Öyle bir farkı var. Onu yaparsa 8 vuruyor, daha dandik vuruyor. Peki. Turu sonlandırıyorum. Ok'a geçiyorum.
Şuradan bir tane ok atıyorum sana. Kritik darbe. Aklı çıktı adamın kritik darbe sonrasında. Drow zehri bilmem ne bir şey yok abi. Ben kendim şifa iksiri içsem mi? İçmeyeyim şifa iksiri de içmeyeyim. Ah bunu yapma. Abi kimseye vuramıyor kadın. Delilik çıktı bize vuruyor. İnanılmaz. Herkesi ıskalayan insan evladı delilik efekti kazandı. Şimdi bizi ıskalamıyor. Buna da kritik ıska attık. Mükemmel. Şöyle kenara çekileyim bari. Ya da bilmiyorum. Kenara çekildiğimi zannedeyim. Bu da 27'lik red cap. Hepsi 45 değilmiş neyse ki. Hepsinin başka misyonları varmış. Bunun başka bir olayı var demek ki. Ne yapıyor? Ha, ben kurtardım. Yine bir şeyler yapmaya çalıştı ahlaksızca. Dezavantajlıyım. Çünkü dibimde arkadaşım aslında düşman zannederek kendi duruyor. Evet. Ha, diğer adam hala geliyor diye. Tabii biz kımıldamamamız lazım yerimizden. Peki ben seni itsem güzel kardeşim. Arkadaşımsın ama yani hani bir düşsen falan belki kendine gelirsin. Turu bitirsem. Sen mesela bir şey yapsan. Haydi bire pehlivan özelliğini kullansan. Aksiyon, iyileşme. Peki. Mesela sen de bu yukarı çıksan. Ah, delilik geçti tamam. Çok daha bir şey fark etmedi ama. Biz de ikimiz de şöyle duralım abi. Sonra Red Cap yardırmaya devam etsin. Depar. Red Cap'in piri. Bu emmi sen gizlen. Bunu sonlandır. Sen bunu bir daha yapamıyorsun aksiyon. Niye bu yeteneği kullanmak için tekrar hiddetlen? Bunu da hiddet üflemesi bonus aksiyon. Hiddet üflemesinde niye soru işareti var? Ha, hiddetlenmek için birden atak falan yapmamız lazım. Tamam. Eyvallah. Anlıyorum seni. Sıkıntı yok. Turu ver. Kadın da şöyle kenara çekilsin. Turu ver. Ben de şöyle kenara çekileyim. Ya ulaşamadığın sana da ulaştığın kadar yürü ya. Turu sonlandır. Hiddet bitti. Gerçekten bu an yaşandı ya. Gerçekten bu an yaşandı abi. Ya yapma be güzelim ya. Vur şuna gitsin işte. Tamam. Zıpla şunun yanına. Bonus aksiyon. Senin canın gitti mi hiç? Gitmemiş. Adamın asabını bozma. Gidip buna saldırı yapabilir misin? Yok, %75 yukarıdan doğru vururum diyorsun. Bir tane buz oku atsan 5-20 hasar diyor ya. At gitsin. Abi oyunda nasıl hiçbir şey benden yana olmuyor ya? Hiçbir şeyin benden yana olmamasına şu anda inanamıyorum ben. İyi bari. Neyse ki dünyanın ıska. Neyse ki hayatın ıska. Şimdi bak güzelim. Sen gerçekten beni çok sinirlendirdin. Görüşürüz. Git şunu kaldır. Böyle geçersen Evra sana atak yapar diyor. İnanılır gibi değil. Gel kaldır. Gel kaldır. Ana karakteri kaldır. Ana karakteri kaldır. İnanılmaz iyi gidiyoruz savaşlarda. Henüz daha 3. seviye bir rakip bulamadık. Yani kendimizle aynı seviyede bir rakiple karşılaşmışlığımız henüz yok. Bütün rakiplerimiz 4. seviye. Hayırlara vesile olsun. Ama bir şekilde
Hepsini yenmeyi başardık. Çiğdem çiçeğini de ben bir alayım. Bu ne alacağız? Kemik mantarı, iyiden kötü kişiyi sabitleme parşömeni falan. Ve ilginç ya tabii. Olsun, niye olmasın. Eskimiş çay evi. Saç otu. Canım sen de... Sen nasıl tek başına bireysel level atlayabiliyorsun ya? Yani atla tabii de. Bir ilginç gelmedi de değil yani bana. Kendi başına böyle şeyler yaşaman. Sağlık arttırıldı. Yeni marifet hazır. Yeni marifet neymiş? Kabiliyet artırma. Maksimum 20 olacak şekilde bir kabiliyetini 2 puan ya da 2 kabiliyetli birer puan arttırırsın. Aktör. Karizma puanı maksimum 20 olacak şekilde bir puan artar. Uyanık. Öncelik karizmasına 5 puan, gafil avlanmazsın. Öncelik sarına artı 5 bonus alır ve galiba. Öncelik sarına. Of. Yani en önce yardıranlardan biri olur. Mükemmel olur aslında. Atlet. Kuvvet ya da çeviklik puanı maksimum 20 olacak şekilde bir puan artar. Beygir. İtme kazanırsın. Arbalet uzmanı. Yakınına biri girse de dezavantaj almazsın. Defansif düellocu. Saldırıya uğradığında bir aksiyon kullanıp zırh sınıfında 2 puan arttırabilir. Saldırı sıkılama ihtimalini arttırabilirsin. Çift silahçı. Yok, zindan meraklısı. Saklanmış nesnelerin varlığını tespit etmek üzere. Tespit denemelerinde tuzaklardan kaçamak ya da tuzak... Abi çok uzun açıklamalar bu ya. Kısacık açıklasana ya, tuzağı bulur. Bir şey yap. Dayanıklı puanın maksimum 20 olacak şekilde bir puan artar. Element büyük silah ustası. Kritik vuruş yapımında ya da bir hedefi yakın dövüş saldırısıyla öldürdüğünde o tür bonus aksiyonla başka bir yakın dövüş saldırısı yapabilirsin. Yeterli olduğun ağır yakın dövüş saldırısıyla yaptığın saldırılar saldırı zararına eksi 5 ceza alır ama ekstra 10 hasar verirsin. Yeterli olduğun ağır yakın dövüş saldırılarıyla yaptığın saldırılar saldırı zararına eksi 5 ceza alır ama 10 hasar verir. Ağır zırhlı. Ya şimdi baştaki çok güzeldi. Bu özelliği açıp kapatabilirsin diyor. Üstteki özellik ne? Kritik vuruş yaptığında ya da bir hedefi yakın dövüş saldırısıyla öldürdüğünde otur başka bir bonus aksiyonla. Ya yani birini öldürdün, birini daha öldüreceksin dönüp canı biterken. Aslında güzel bu. Hafif sır, şanslı. Kabiliyette kurtarırsın. Büyü acemisi Ozan. Savaş üstadı. A sınıftan 2 manevra önerirsin ve onları kullanmak için 1 ekstra üstünlük zarı kazanırsın. Kısa ya da uzun dinlenmeden sonra harcanmış üstünlük zarını geri kazanırsın. Performansçı, müzikal, sırıklı, esnek, ritüelci. Vahşi saldırgan. Silah saldırısı yaptığında hasar zarını 2 kez atarsın ve en yüksek sonucu alırsın. İşte aradığımız şeylerden biri bu gibi. Silah saldırısında 2 kez zar atar, en yüksek sonucu alırsın. Mükemmel. Keskin nişancı, menzilli silah, hayır. Kalkan ustası, hayır. Yetenekli, seçtiğin 3 yetenek için yeterlilik kazanırsın. Büyü nişancısı, meyhane kavgacısı. Sert. Seviye başına 2 puan artar. Silah ustası. Seçtiğin 4 silahla yeterlilik kazanırsın ve kuvvet ya da çeviklik gerek yok abi farklı silahlara. Ben ne yapacağım biliyor musun? Vahşi saldırganı seçeceğim. Hiçbir darbeyi heba etmemeyi öğrenmişim. Bana da bu yakışır gibi geldi. Vallahi bana da bu böylesi yakışır gibi geldi ben düşününce. Aklıma yattı yani. Şimdi Astorian. Seni gruptan ayırıyorum hocam. Sen şöyle bir çık. Çay anahtarını çal. Basit zehiri çal. Hançer kökü çal. Hayvanlarla konuşmak istediğini çal. Çalıntı olması bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Tereyağlı ekmek, tereyağlı ekmek, tereyağlı ekmek, tereyağlı ekmek. Güzel. Hepsini al. Yani bu evi ben talan ederim. Karaktersiz. Sen kötü bir insansın efendim. Kıza eziyet ediyorsun falan. Ben daha niye bir şey yapayım ki? Sana acıyım ki. Ahşap sandık. Al. Şifa iksiri. Al. Küvet.
Hadi ona bakmamış olalım. Böyle dandik bir şey de şey etmeyelim. Güçlü iyileştirmeye. Tamam, burada kapı var değil mi? Buradan çıkabiliyoruz. Anahtarını almışız. Çay ve anahtarını kullandım dedi. Abi bunun canı yüksek, diğerlerinki değil diye böyle yaptım ama. Mistik bariyer. Enteresan. Çek ellerini. Ah. Lanet olası. Buralardan çok uzaklardan falan gidiliyor herhalde. Gitmeye gerek yok. Arka tarafını talan ettik galiba çay evinin. Şimdi şu aşağıya bir inelim. Üst tarafta talan edecek bir şey yok galiba. Olmaz olur mu? Var tabii. Şurada bir dolap var. Hemen onu da talan edelim. Şeytanla temas. Koca karılar üzerine. Büyük çuvallar. Devamlı çek ellerini diye bir şey yiyoruz. Çek ellerini efekti yiyoruz. Çiğdem çiçeği. Kaba sandık. Dur. Çürümüş şerbetli turta. Bunu mu yediriyordun kıza ya? Çürümüş şerbetli turtayı. Satır. Şifa iksiri. Hayvanla konuşma iksiri. Güçlü iyileşme iksiri. Mistik otu. Saç otu. Mistik otu. Tamam. Şimdi abi tekrar aramıza katılabilir. Büyüler tükendi. Her şey tükendi. Abilityler tükendi. Ne yapıyor buraya? Aa, ben de gidebiliyorum, evet. Çok güzel. Seviye atlandı. Bu kadar abi işte. Beni zora koşma yani böyle. Bak atla seviyeni aslanlar gibi. Dördüncü seviye büyücü. Sağlık arttı. Baz büyüğü. Bilmem ne büyüğü. Cart büyüğü. Curt büyüğü. Bir tane baz büyüğü öğren diyor. Baz büyüğü neymiş? Asit sıçraması. Küçük illüzyon. Yakındaki yaratıkları incelemeye yeten bir illüzyon yaratırsın. İsabetli vuruş. Sonraki saldırı zarına avantaj kazanırsın. Kaç avantaj kazanırım ama? Avantaj ne kadar abi? Artı 1, 2, 3 yok mu bir şeyi? Asit püskür. Şok kavra. Hedef reaksiyon kullanamaz. Bu büyü metal zırhlı yaratıklar üzerinde avantaj sahibidir. Silah muhafazası. Ezme, delme, kesme saldırıların yalnızca yarı hasar alır. Ezme, delme, kesme. Bir şey kalmıyor zaten galiba. Işık. Baz büyüğü değil. Arkadaşlık. Efsun baz büyüsü. Düşman olmayan bir yaratığa karşı yaptığın karizma denemelerine avantaj kazanırsın. Büyü sona erdiğinde hedef sizi onları etkilemekle suçlayabilir. Büyüceyle. Hayali bir el nesnelerle etkileşime giren. Aslında bu da çok iyi ya. Uzaktan doğru bir şeyleri etkileyebilirsin ama. Böyle kolları çekeriz, bir şeyler yaparız falan. Çok 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 hoş olabilir. Hatta yapalım. Büyülerde bir üst sınıf, bir üst seviye büyülere geçiyoruz galiba. 4'te değil, 5'te geçiyorduk, pardon. Mistik kilit. Kapıyı kilitliyorsun açılmasın diye. Körlük. Düşmanı görüş mesafesini kısaltırsın. Darbe alması kolaylaşır ve daha sık ıskalar. Peki bulanıklaştırıp saldırganlar sana attıkları saldırı zarına dezavantaj alır. Hançer bulutu. İçinde kalan herkese saldıran bir hançer bulutu çağırırsın. Ah işte. Delilik tacı. Delirir. Karanlık. İçindeki yaratıkları tam perdeleyen ve kör eden karanlık bir örtü yaratırsın. İçinden dışında menzil saldırısı yapamaz. Kara görü. Bir yaratığa karanlıkta 12 metre kadar görme kabiliyeti yok. Büyül, küçült. Hayır. Alev küresi. Yakında düşmanlara ve nesnelere hasar veren bir alev küresi çağırırsın. Küreyi hareket ettirebilirsin. Parlak ışık saçar.
Alev küresi. Marifet. Şimdi biz de gelelim marifete. Bizde daha çok marifet var. Silah ustası büyülü savaşçı. Bir büyü üzerine konsantrasyonu devam ettirmek için atacağın kurtarma zararına avantaj. Sert. Maksimum sağlık puanı seviye başına 2. Meyhane kavgacısı, büyü nişancısı. Bir baz büyü öğrenirsin ve saldırı sırasında kritik vuruş atman için gereken zar sonucu biraz alır. Bu etki birikebilir. Ha. Büyü nişancısında baz büyü öğreniyorsun. Kritik vuruş atman için gereken zar biraz alır. Geçtim. Yetenekli. Kalkan ustası, keskin nişancı, gözcü. Yakın dövüş menzilindeki bir düşman bir müttefikine saldırdığında düşmana karşı bir reaksiyon vererek silah saldırısı yapabilirsin. Bu da güzelmiş. Ritüelci. İstediğin 2 adet birinci seviye ritüel büyüsünü öğrenirsin. İstediğin 2 adet birinci seviye ritüel büyüsü. Bir büyücü için güzel olmaz mı bu ya? Esnek, sırık, performansçı, ortalama zırhlı, hareketli. Savaş ustası, büyücü, acemisi, büyücü. Büyücü büyü listesinden 2 baz büyü ve 1 adet birinci seviye büyü öğrenirsin. Birinci seviye büyüyü her uzun dinlenme başına bir kez yapabilirsin. Bu 3 büyü için büyü kullanma etkeni irfandır. Sehar. Sehar büyü listesinden 2 baz büyü ve 1 adet. Büyücü büyü listesinden sehar, sihirbaz. Sihirbaz büyü listesinden 2 baz büyü. Ruhban Ozan. Daha da büyü bombardımanına tutabiliriz aslında. İki baz büyü, bir adet birinci seviye büyü. Gerçi baz büyü, birinci seviye büyü. Şans da hafif zırhlı. Element uzmanı neymiş? Büyüleri seçtiğin bir hasar türünün direncini görmezden gelir. O hasar türünde büyüler yapıldığında zar sonucun bir gelemez. Bu da mantıklıymış aslında. Uyanık. Öncelik zarına artı 5 bonus alır ve gafil avlanamazsın. Karizma puanı maksimum 20 olacak şekilde 1 puan artar. Yeterlik bonusunu da aldatma ve performans denemeleri için 2'ye katlanır. Yeterlik bonusunu da aldatma ve performans. Ben büyücü büyü, büyü acemisi büyücü diyorum. Baz büyülerden diyorum ki baz büyüler büyü değiştir diyorum. Baz büyü olarak öğrenmediğimiz ne vardı? Bu vardı. Bunu da öğrenelim diyorum. Işık değil. Arkadaşlık diyorum. Birinci seviye büyülerden de ne almadık da alsak iyi olur dedik. Yanan eller. Yanan elleri alıyorum. Çünkü bunun da ihtimali yok anladığım kadarıyla. Yanan eller de yakın mesafeden cort diye basıyor büyüyü. Bu kadar. Hemen sıradaki şeye geliyoruz. Level atlamak can vermiyormuş bu arada. Normal oyunlardaki gibi FRP'de. Hiç bağım kopmuş o konuda unutmuşum. Seviye atlandı. Ruhban sınıf özellikleri. Baz büyü kazandı. Yeni bir tane şey kazandı. Baz büyü abi. Hemen alalım baz büyüyü. Alev yarat. Silah muhafazası. Kendine veriyor bunu değil mi? Evet. Göz bağı. Göz bağı ve performans denemelerine avantaj kazanırsın. Bu bir kalsın yanımızda. Marifette de abi ağır zırhlı. Ağır zırhlarda zırh yeteneği kazanırsın ve kuvvet puanın maksimum 20 olacak şekilde bir artar. Ağır zırhlarda zırh yeterliliği kazanırsın. Ağır zırhta zırh yeterliliği kazanırsın. Tam olarak ne demek acaba ya? Zırh yeterli. Zırhının ve kalkanının büyü yapmana engel olması ya da saldırı zararına dezavantaj almana mani olur. Ağır zırh kullanayım bu. Karakter ağır zırhlı olsun o zaman ya. Evet. Karakter ağır zırhlı olsun. Ağır zırhlı ustası ne? Kuvvet puanı maksimum olacak şekilde bir konarda ağır zırh giyerken büyülü olmayan saldırılardan alacağın hasar 3 puan düşer. Yok abi ağır zırhlı. Zırh yeteneği. Tamam. Mis. Ver. Kadın ölmesin abi. Bir de milleti de iyileştirsin. Kendi de ölmesin. Bela gibi bir şey olsun yani bu. Çeviklikten de artı bir çeviklik denemeleri falan diyor. Alma o da yanına kar kalsın. Ne yapayım? Saçma bir cümle oldu ama. Seviye atlandı. Düzen bas. Marifet hazır bir şey. O bu. Karar bekleniyor. Marifet için. Ha, şimdi senin için şöyle bir karar bekleniyor. Sana biz ne yapalım biliyor musun? Sen fırsatçı ol. Demin burada bir fırsatçı vardı. Gözcü mü? Yakın dövüş menzilindeki bir düşman bir müttefikine saldırdığında o düşmana karşı bir reaksiyon vererek silah saldırısı yaparsın. Hedef müttefik gözcü marifetine sahip olmamalı. Fırsat saldırılarına avantaj kazanırsın ve bir yaratığa bir fırsat saldırısıyla vurduğunda turunun geri kalanında hareket edemez hale gelir.
Biraz fazla iyi bu. Bir de bu arkadaşı biraz korumak için bir şey yapabilir miyiz? Defansif düelloci ya. Bana vurmaya çalışırsanız bana dokanamazsınız. Ben size daha fazla dokanırım de. Aynen böyle de yani. Cümle tam olarak böyle olsun. Bana dokanamazsınız, ben size dokanırım de. 7 tane şifa iksiri biraz güzel olmuş. 3 tane var bunda. Mega şifa iksiri de güzel olmuş. 2 tane. Biz şöyle bir duralım. Neredeyiz biz tam olarak? Ha, henüz bir yerde değiliz. Bir yere gidelim. Bir yerde olalım yani. Ot bürümüş tünel. Düzenbaz lokması. Bakma. Sakın bakma. İltihaplı yumru. Işık diye etrafımızda barınan şeye bakar mısın? İltihaplı yumru. Yine bir kayıt yaşandı. Kese. Son derece kalın kafalısın şekerim. Burası benim şahsi oyun evim ve senin davetiyen yok. Buradan defol. Myria'nın yerini söyle. Yoksa ne olur? Sanırım bir süre kalacağım. Kusura bakma, hemen gidiyorum. Myria'nın yerini söyle. O solucan beynini çoktan yiyip bitirdi mi? Çık, yoksa bu akşamın yahnisi olursun. Sen Myria'nın yanında iyi gidersin. O marine edilmeye başladı bile. Çok çirkin bir canlısın sen ya. Tespit başarılı. Kafatası benim tatlı Kayn'in. Sevdiğim kişi Kayn'in güzelliğini asla solmamasını istemiş. Ayaklı ayna. Ayna yaklaştığında solgun korkuyla buruşmuş bir yüz beliriyor. Yumrukların aynanın yüzeyine vuruyor tekrar tekrar. Çok çirkin ya. Bu yerde ne? Magro'nun başı. Canım Magron'um. Bir dahinesine sahip olmayı dilerdi ama aptallık baskın çıktı. Kadın kabus denemeler yapmış. Düzenbaz Sulu göz. Bu zavallı kişi ailesini bir daha asla görmek istemedi. Kör edilmiş herif. Aile portresi. Çok sevgili Efrin'im. Onu mahveden ölümcül hastalığı durdurmam için bana yalvardı. Efrin taşlaşmış. Adam, kadın herkese pislik yaparak sorunlarını çözmüş. Bu ne? Fısıldayan maske. Fısıldayan maske. Sürünün parçası Ethel teyze hoş geldin diyor canım. Ne oluyor? Perçinli kalkan. Dur lütfen. Ne oldu abi? Lorin. Hayır hayır bakma. Bakmamalıyım. Görmemeliyim. İyi misin? Görüyorum. Olacakları mistik kültür. Büyünün iş başında olduğunu fark ediyorsun. Bir türlü büyü. Bir illüzyon. Ben ölüyüm. Ölü. Etim çürümüş. Kemiklerim bembeyaz. Her ne görüyorsan gerçek değil. Yalan yalan. Ben görüyorum. Gerçeği görüyorum. Ölümü görüyorum. Tüm geleceği görüyorum. Fey büyüsünün altındasın. Bir illüzyon. Hayır, gerçek. Bıçak döndüren, kemik kıran, kafatası patlatan. Tanrılar adına bana zarar verme. Lütfen, 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 lütfen. Sana neden zarar vereyim? Canavar, canavar. Zihin parçalayan, et yolan, zihin yüzen. Ben bir zihin yüzen değilim. Adam iyi değil. Perçinli kalkan. Teyzeden çalmaya çalışan bir hırsız. Şimdi küçük uslu evcil hayvanım evimi koruyor. Stop.
Kapı kilitli. Kilidi açmak imkansız. Peki. Merhaba çiçeğim. Bak sen. Maske sana yakışmış. Rahatla. Dünyayı taze gözlerle gör. Ve sevgili yaşta Ethel teyzenin sana bakmasına izin ver. Ha. Böyle olunca buradan içeri girebildim ben. Kurtarma başarılı, fani fısıltılar. Ben bunu çıkarabiliyor muyum kafamdan? Çıkarabiliyorum. Çıkarabiliyorsam sorun yok. Ama kapı kapandı. Şimdi bu geçemiyor. Böyle bir sıkıntı oldu. Aha. Kapının içindeki varlığın ezici korku dalgaları ilgisini hissediyorsun. İçeri kimseyi alamaz. Tekrar olmaz. Kapının içindeki varlığın son açtığında ne oldu? Kafanda görüntüler belirir. Bir adam. Önündeki bir çuvalla birlikte korkuyla köşeye sinmiş. Altın sikkeler zemine dökülüyor. Koca karı onu lime lime edip tüm uzuvlarını koparırken merhamet çığlıkları bir anda tükeniyor. Koca karı kıkırdıyor. Adamın kalan etleri çarpılıyor ve titriyor. Ve önünde duran kapının çarpık yüzeyine dönüşüyor. Kaç diye bağırdığını hissediyorsun. O kacak koca karıdan korkmuyorum. Zihinde bir görüntü beliriyor. Etrafı ilahi parıltıyla kaplı iki paladin ve bir ruhban kapıdan geçiyor. Silahlarını savurarak koca karının dine hücum ediyorlar. Dehşet dolu çığlıklar havayı yarıyor. Onları içeri mi aldın? Yaramaz seni. Her biri için 10 yıl daha yedin. 30 yıl daha benimsin çiçeğim. Peki tamam. İçeriye giden başka yol var mı? Güneşli mavi bir gökyüzünün görüntüsünü görüyorsun. Ve kapı titreyerek kaç diye uyarıyor. Şekli titreşiyor. Kapının sayda mı olduğunu fark ediyorsun. Ardını görebiliyorum. İçinden geçip yürüyebilirim. İkna. Koca karıyı öldürürsem özgür olacaksın. Güzel bir an. Ah, bu anı bozma şimdi lütfen. Rica edeceğim. Böyle güzel anları zarla bozduğun zaman çok kötü oluyor çünkü. Kapının içinden geçiyor. Parıldıyor. Zaten kapının içinden geçebileceğini fark ediyorsun. Evet. Yürümek yeterli oluyormuş aslında. Şimdi benim hiçbir şeyim olmadığı için bizim kamp yapmamız lazım. Tehlikeli bölgedeyken şey yapamazsın diyorsun. Peki. Hepimiz çıkalım. Ha, bayağı tehlikeli bölge diyorsun buraya. Mega tehlikeli bölge diyorsun. Peki. Neresi tehlikesiz bölge? Dinlenebileceğimiz bir yer. Burası tehlikesiz bölge. Oldu. Uzun dinlenme. Evet. Cehennem ateşi aşkına. O geliyor. Will, yaramazlık yaptım. Yaramazlık yapınca neler olduğunu biliyorsun. Kahretsin, en son beklediğim kişi. Sen de kimsin? Will, iğrenç herif. Beni sır olarak mı sakladın? Cehennem sırrını açıklamanın vakti geldi. Bana Mizora de. Will'in hamisi, gücünün kaynağıyım. Eycil hayvanını
Evcil hayvanım afacanlık etti. Ve kayışının çekilmesi gerekiyor. Senden daha hoş saçtım oldu. Zira en azından onları gömebiliyordum. Yanımda böyle konuşulmaz bu arada Karlak. Zariyal selamlarını söyledi. Bana sadece şeytanları öldüreceksin demişti. O bir tiefling, canavar değil. Ne kadar da tatlı. Küçük köpekçik avlamayı öğrenmiş. G bendi 9. paragraf. Hedefler şeytan, iblis, kalpsiz ve ruhsuzlarla sınırlı kalacaktır. Bir kalbi olmadığı için Karlak da bu kriterleri sağlıyor. Sadede gel şeytan, ne istiyorsun? Sadet mi? Evet, hatırlattığın için sağ ol. Bir Lavernus'un ateşlerinde yanıyor. Dis'in yıldırım fırtınaları etini dağılıyor. Ruhu 9 cehennemin her bir katmanından geçiyor. Her birinin özü ve işkencesi ruhuna işliyor. Öyle daha iyi. 9 cehennem adına sen ne yaptın? Çiğnenen bir söz karşılığında bir bedel ödenir. Şartları biliyorsun. Yeni forma alış evcil hayvan. Geri dönüş yok. Biraz büyü sadece. Ben bile geri alamam. Şimdi bakalım hudutlar silahları olmadan nasıl idare edecek? Karlak ona göz kulak olur mu? Ben de sana göz kulak olacağım. Hem Will unutma. Paktımız devam ediyor. Güle güle. Dürüst olacağım asker. Yalpalıyorum. Will beni doğru düzgün tanımıyor ama kendi hayatı yerine benimkini seçti. Biri benim için kendi tehlikeye atalı çok zaman oldu. O iyi bir adam. Belki deneyim. Doğru söze ne hacet? Avernus da beni kovalarken sıradan zavallı bir paralı asker sanmıştım. Ne kadar yanılmışım. Herkesin bir konuşacağı var. Güzel. İşte buradasın. Tam da aklından seni geçiyordum. Ve geçen geceki o leziz anımızı. Bu tekrarlanmayacak. Tüh, tahmin ettiğimden daha lezzetli. Şimdi diğerlerinin tadını merak etmeden duramıyorum. Onlara zarar verirsen seni tereddüt etmeden öldürürüm. Çok tatlısın ama endişelenmeye gerek yok. Sadece sesli düşünüyordum. Mesela Gale. Kanı zengin birine benziyor. Yıllanmış brandy gibi. Ama git kim bilir tadı nasıldır. Senin için hepsi zaten aynı. Yine de olasılıklar şey yapıyor ki milleti germe. Rahatla. Sadece konuşuyoruz. Teorik olarak soruyorum. Birini ısırman gerekseydi kimi seçerdin? Seni tabii ki. Sempati. Damak zevkin iyi olacağını kim bilebilirdi ki diyor. Bizden uzak dur da ne yaparsan yap. Adam birini ısıracağım abi diyor. Sana bir soru soracağım bilemezsen emeceğim diyor. Tanrılar 19 cehennemin dibine geri göndersin. Bana bir baksana. Ben doğrulunu yaptım ve Mizora da buna ödetti. Şeytanları ve iblisleri alıyor olurdum dedi bana. Hainler ve iki yüzlüleri. Her türden kalpsiz kötülükleri ama Zariel'in kurbanları ya da masum tiflikler değildi. Başarılı oldu. Haklar affedilmezler. Bir daha bir ceza çarptırmadığı için şanslıymış. Hudutların silahlarının çıkması gereken şey var. Ne bekliyorsun ki? Sonuçta o bir şeytan. Genelde dürüstlükle bilinmezler. Bir şeytana çevirmesin. Bana kalırsa uygun ceza. Geldiğinde ruhunu almadığı için şanslısın. Bunu hak ediyorum. Beni yeterince utanmış olarak düşün. Bana zırh yaratma ve büyülü patlamaları yapma gücü veren Mizora'dır. Enfekte olmadan önce cehennem hayvanlarını çağırabiliyor ve iltihaplı bulutlar yaratabiliyordum. Ama size yemin ederim ki her kılıç darbem ve çıkardığım her kılıcım sahilin iyiliği içinde. Paktın şartları neler? Paktı anlatamıyor. Çok güzel. Veda etmeye değerdi dedi. Peki o zaman birazcık katlanacaksın yani. Gale ne yapıyorsun orada? Kusuyor mu? Ne yapıyorsun? Bana ayıracak vaktin olmadığına sevindim. İçinde bulunduğum durum oldukça acil bir hal aldı. Hemen şimdi büyülü artefekt tüketmem gerekiyor. İkna. Sana şimdi yardım edemem. Lütfen biraz sabret. Gale'e büyülü bir artefekt ver. Ne vereyim? Gale'in üzerinde tutmuşum zaten bazı şeyleri. Mesela Raxe'den ışıklar. Al bunu. Bağış yap.
yaptım ya. Ha. Nokta atışı çalıştığını hissediyorum. Bir iblis yıkım için değen, uyanacak şey yapacak. Durumunda nahoşmuş senin. Vallahi Gale'i belki de göndeririz partiden. Lafı bile olmaz. Yardım edebildiğime sevindim. Ama yani Gale biraz da sıkıntı oldu açıkçası şimdi bu. Sen habire bizim eşya mı emeceksin? Eşya emikleyen bir yaratığa döndün yani sen. Bu yazılımcıların, oyun yapan adamların da hayvan sevgisi, ne yapacağız ya? Her oyunda bir tane hayvanımız oluyor kesin, böyle hoşkadığımız. Düşünce ses, kavurucu ışını siliyorum abi. Kavurucu ışın olmadı. Kavurucu ışın bir başarısızlıkla sonuçlandı. Buz hançerini siliyorum abi. Buz hançeri de olmadı. Buz hançeri alev küresi oldu. Geri kalan büyüler aynen kalabilirler. Genel büyüler böyle, reaksiyonlar böyle. Bunlar da zaten böyle. Tamam. Şimdi şu kadına gelelim. Zayıf onarım kalsın. Zehir koruması diye bir şey almıyorum abi. Emir de olmuyor çünkü hiçbir şekilde işlemiyor. Kutsama, iyileştirmeler kalsın. İkinci seviye olan şeylerden bir tane sabitle alalım, belki olur. Kabiliyet geliştir dediği bir mütevkide büyülü bir efsun bahşedersin. Seçtiği bir kabiliyet, yapacak kabiliyet denemelerine avantaj kazanır. Olabilir. Sakin duygular. İnsanlar cezbedilemez, korkutulamaz ya da hiddetlenemezler. Sessizlik. Büyü atan birisi olursa var ya, of. Ağzını burnunu kırarız bununla, o büyüsünün. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Şurada uyuyorum. Otomatik seç diyorum. Dinlen diyorum. Oh, vallahi dünya varmış dedi. Çok güzel. Dön bakalım. Kamptan ayrılabilir misin? Rica etsem kamptan ayrılabilir misin? Ayrılamaz mısın? Ayrılabilirmiş. Biraz böyle zorlanarak da olsa ayrılabilirmiş kamptan. Aşağı aşağı aşağı. Ha, böyle mi yapmam lazım aşağı etmen için? Pardon. Şimdi bu riskli bölge neymiş? Hep birlikte bir gidelim, görelim. Şu kapının içinden geçip gideceğim diye düşünüyorum. Şuraya doğru. Evet. Güzel. Bir saniye, bir şey gördüm orada. İntikam maskesi 26. Pişmanlık maskesi. Hilekar maskesi. Bir şey maskesi, maske, maske, maske. Oo, peki abi. Biliyorum. Hoş olmadı. Bizim karakter... Abi bu karakter niye cıbıl görünüyor ya? Ha? Ya bu karakter niye otomatik olarak üstündeki kıyafet her seferinde çıkıyor? Yukarılara atlayabilir misin canım? Yeterli alan yok. Dur. Escape. Şimdi şöyle bir yürüsen. Ondan sonra buraya atlasan. Çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek. Olmadı. Şimdi buradaki geri kalan herkesten şeyde miyiz biz? Şöyle bir tane ok atsam avantaj kazanamadım diyorsun. Normal ok atarım diyorsun. Peki normal ok atma. Bu neymiş? Pişmanlık maskesi. Fani fısıltılar. Bir şeyler dönüyor burada ama ben anlamadığım. Neyse. Ona bir tane alevli ok atayım. %65 ihtimalle vurursam kritik darbe. Vurmakla kalmadım. Ağzını kırdım adamın resmen. Kendimle gurur duydum. Bir de gizlendim. Utanmadan. Şöyle de kenara geçtim. Çok güzel. Asıl şimdi barbarım gelsin. Barbarım şöyle bir gelsin benim. Okunu çeksin. %55 çok üzücü oldu ya.
%55 ihtimalle bir ok at bakayım ona. Sen de vurdun. Çok da güzel oldu. 4-24. Vay be. Tamam abi. Bu adam kimmiş? İrfan mı? Teyze, misafirlerimize nazik davran. Aa, adamlar benimle savaşmamak için bir şey kullanıyorlar. Helal olsun size. Vallahi benimle savaşmamak için bir şeyler kullandılar. Şuradan bir büyüm var ya benim. Hançer bulutu. Hemen bir kere kullanmak istiyorum yani onu. Bu adam 28. Bu adam bu 18. Abi ne kadar hoş. Ne kadar güzel. Gerçekten de. Dur abi olduğun yerde. İrfan başarılı, bunu yapmayacağım. Sen daha da adamsın. Sen bizden de başarılısın. İlim irfan sahibi biri ve yapmayacağım dedi. Yapmayacağım bunu dedi. Bonus aksiyon. Avcının damgası 1-6 hasar. Ezme. Onu yaptığın her silah saldırıda fazladan 1-6 ezme hasar. Ha, önce sonra silahlı saldırı yapacakmışsın ona. Ezme hasar vermek için. Oku alalım abi. 55 ihtimalle. Hadi sen de bir tane yapıştır bakalım. Ska. Olmadı. Birazcık yürü o zaman. Tamam, devam. Bu İrfan başarısız. İrfan'ı tutturamayan ne yapıyormuş? Geliyormuş. Kafamızı zopayla vuruyormuş. İrfan başarısız. Aa, o adamın silahı yok. Korkutucu. Tahmin ettiğim gibi büyücü çıktı adam. Silah olmadığı için. Şu adama ok atılır mı? Yo, bu adam yukarı. Yo. Ha, bu adam büyücü galiba. O yüzden evet. Bayağı şey yapabiliyorum. Hiç öyle bir şey yapamadım. Ben buna normal bir ok atayım. 7-24 diye olmuyor. Ben kaç yapayım? 5-12 diye ok atayım buna. Bunun canı kaç? 18. Belki de ona 7-20 diye bir tane ok atarım. Şöyle %75 ile. Kurtarma başarılı. Oku yedi mi? Oku yemiş de. Yani yemese daha iyiydi. Ben şuraya çıkabilir miyim? Yeterli hareketi yok. Niye abi? Şuraya yürürsen ondan sonra çıkamıyor musun oradan? Ha, oradan sonra çıkamıyormuş. Hiç yani. O konuyla alakası kalmıyormuş adam. Abicim o değil. Kılıç ata. Artık saçmalama lütfen. Öyle de değil. Şuna gelip pervasız saldırıda. %88'de. Şuna bir vur. Ha yani. Bir evine gönder onu. Ondan sonra burada ne var? 23'lük de bir tane burada var. Onun yanına doğru yürüyeyim ben şöyle. Turu verelim. O bak, İrfan başarısız geliyor. Hı? Ney? Yardırıyorsun ama adam, olmaz ki böyle. Bana ne efekt verdiler? Şaşırmış. Kurtarmaya dezavantaj bilmem ne. Güzel kardeşim, şimdi bak ben buradan doğru bir tane büyü atayım size. Birinci level atayım. 1d4 artı 1 sana atayım. 1d4 artı 1 sana atayım. Buna garanti olsun. Güzel. Bundan sonra ben durayım mı olduğum yerde? Sen arkadaşına bir iyileşme at. O değil de zehirlenmesi, körlüğünü. Hiçbiri yok. Kör, kansız, hasta, felçli de zehirlenmiş değil. Korkmasını nasıl engellersin? Peki, başka bir şey deneyeyim. Direnç. Hiçbiri olmadı ya. Yani korkmuş korkmuş. Korkmuş korkmuş hayatına devam edecek büyük ihtimalle bu. Yapacak bir şey yok. İrfan başarısız. Ne yapıyorsun? Abi patır patır heal atıyor ya. Bir şey, iyileştirme makinesi adam. Vallahi adam iyileştirme makinesi. Patır patır heal atıyor. Ben ne yapayım?
Kritik ıska. Mükemmelsin. Abi herkesi Magic Missile yağmuruna tutmak zorunda bırakmasanız beni çok güzel olacak ama biliyor musunuz? Şunu atsam. Olmadı. Hiddetlenmiş adam belki korkmaz dedim. Hala korkuyormuş abi. Neyse İrfan başarılı oldu. Bu sayede daha az sinirlendirecek beni. Şöyle bir zincirleme hasar verdim sana canım izninle. İblis. %55 diyor. Ya da sen de alev okuyla şöyle bir %40 ama %45 de olmaz ya. 55 vallahi indirdin. Sana helal olsun diyorum. Sana helal olsun diyorum. Şimdi oraya doğru yürü diyorum. Hırsıza da artık bu saatten sonra buraya çık diyorum abi. Yani çıkmayarak hiçbir şey elde edemeyeceğiz çünkü. Oku da al diyorum. Menzilli silahı buradan yapıştır diyorum. Bak. Yedi. Mis gibi. Artık sen de bir şunun yanına çıksan mı? Ne diyorsun? Gel şuraya bir çık bakalım. Ya bir zıpla falan o zaman ya. Sen iyisindir yani. Ha bir de aşağı it onu. Mükemmel. Turu ver. İrfan başarılı mı? Ah be güzelim. Keşke başarılı olmasaydı. Şimdi daha çok üzüldüm senin için. Buna ok atamazsın öyle diyor. Zaten öyle ok atma abi sen buna bu saatten sonra. Sen buna bir tane çekiçle vur şöyle. Sersemlemiş Lütüf. Önce bunu atmam lazımdı gerçi ama neyse. Sen de şuradan bir bonuslu yapıştır şuna. Hedef normal menzilin dışında. E yani alırsın birazcık eksi ama. Ama ıskalama ya. Alırsın birazcık eksi dedim ama ıskalama yani. 9. Bir de yanına şey yapayım zıplayayım onun. Bence yeter. İrfan başarısız ne yapacağım? Korkmuş mu? Ağzımın dibinden ok atman gerçekten biraz şey değil mi ya? İddialı bir davranış değil mi? Yani ağzımın dibinden ok atıyorsun adama. Enteresan. Yine bizim Vimpir'imiz şovunu yaptı. Perçinli deri zırh. Savaş çekici. Önümde nasıl bir yol var? Diyor. Solmuş not. Okuyalım bakalım. Oku. Bunu her sabah onu oku. Unutma. O senin dostun değil. O senin ailen değil. O izlemiyorken yemek yeme. O izlemiyorken çay içme. Maskeyi takma. Maskeyi takma. Maskeyi takma. Üzücü. Hiçbir şey yok galiba burada değil mi? Pişmanlık maskesi var bir de. Sopa. Abi bunların hiçbirinin eşyası eşya değil ki. Domuz kafası. Düzenbazlık. Silahcığı. Mantar. Mantar. Burası geldiğimiz yer. Buradan hiçbir yere gidiş yok mu ya? Bakalım şöyle.
Buradan bir yerlere bir git. Bir yere yol var gibi görünüyor. Nereden yol var gibi görünüyor? Ha, buradan yol var gibi görünüyor. Bu arada tabii bir kısa dinlenme. Hop. Aynı zamanda senden bir tane şu. İkinci seviye büyüyü geri al. Sen öyle bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun peki. Aa. Aa. Şimdi bir saniye. Burada bir zıplama üstadı göreve koyulsun. Kaydedildi peki. Gelin abi buraya hepiniz. Tam olarak burada ne yapacağız biz? Şurada bir şeyler var ama. İşte şu ok atsam buna. Şey elde edebiliyor muyum? Hayır. Şimdi bu adamı partiden ayırayım. Ah. Tespit başarısız. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Herkesi ayıralım burada. Birlikte yürümek burada hayatımızın yapacağımız son hareketi olabilir. Double tespit başarısız. Ne abi bu, nükleer bomba falan mı var yerde? Kimse tespit edemiyor. Pekala. Şimdi şu arkadaşı bir geri çekelim. Şuraya bir gelelim. Şöyle diyelim ki alev oku diyelim. Alevler yanmaya devam ediyor ama galiba şey. Gaz yanmaya devam ediyor yani. Peki. Şuraya atlayabiliyor muyum? Vallahi atladı galiba. Tespit başarısız. Mükemmel. Ama ben yerde bir şey görüyorum zaten. Bu bölgede tuzak var diyorsun da. Bunların hepsi tuzak zaten. O zaman buradan alalım bakalım Hacı dayıyı. Ne yapacak? Gel bakalım dayıcım. Burada tuzak var diyor. Ağır nesneleri menfezlerin üzerine yerleştirerek tehlikeli patlamaların önüne geçebilirsin. Ağır nesneler ne abi? Ağır nesne yok ki burada. Garip çiçeği imha et. Zorluk 10 artı 8. Başarılı. Ama sorun şurada. Bunun içine girmemiz lazım bunu imha etmek için. Ha yo, içine girmiyor canım. Uzağında duruyormuş. Ben de saçma dedim yani o gazın önünde durup. Kritik başarı. Biri oldu, diğeri olmuyor. Abi çiçekleri çok komik bir şekilde görüyorum ya. Aşağıda da zehir yok. Dur bakayım. Burada bir patlayıcı var bir de. Peki. Ne diyor? Eksi 3 SP düşme. SP can mı?
Evet. Da bana daha çok vurdu. 6 vurdu adam yani. Göya benim yanıma düştü sadece. Peki. İn bakalım aşağı. Biz ikimiz yapabildiklerimizi elimizden geldiğince devam ederek şey diyoruz. Tamam. Ama güzelim yani ben tuzağı gördüm deyip öküz gibi üstüne basıyorsun yani. Ben daha ne diyeyim ki sana? Burada tuzak var ben gördüm deyip üstüne basıyor. Aa. Aşağıda o kız var. Şimdi bence yani iyi kötü geldik gibi buraya kadar. Görmüyorsunuz zaten. Çok kasmayın abi. Yok yok görmüyorsunuz. Hiç boşuna uğraşmayın. Eksi 7 SP. Ver eksi 7 SP'yi. Konsantrasyon başarılı derken sen ne attın ki konsantrasyon yapıyorsun? Durum. Hiç uğraşma ya. Herkes bir şeyler gördü de kendince. Olmuyor yani. Ne yaparsak yapalım olmuyor. O yüzden çok da kasmayalım. Sen ne yapıyorsun ya? Abi ben çok ilginç yani. Çok değişik kafalar yaşıyor bu oyundaki tipler. Asit var, şey var. Abi ne yapıyorsun yani? Allah Allah. Çok enteresan. Sen iyi değilsin ya. Vallahi psikolojik sorunları var bu oyunu yapan adamların söyleyeyim. Keşke 3 boyutlu değil 2 boyutlu yapsalarmış. Yani olmuyorsa olmuyor çünkü. Güzel kardeşim. Adam buraya zıplatacağım diyorum diyor ki binanın en üstüne çıkıp aşağı atlayayım mı diyor. Eksi 279 can alır ama yani bence fena da olmaz diyor yani öyle bir şey yaparsa. Bu adamları partiden çıkarmasaydı mesela şu anda hepimiz ölmüştük. Çünkü büyük ihtimalle defalarca şey yapacaklardı. Asitlere bilmem nelere her şeye gireceklerdi. Valla kardeşlerim dediğim gibi save scamming de yapmak istemiyorum. Yani böyle devamlı save'leyip loadlayıp tak 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 oyunu defalarca oynayarak deneyerek ama bu bir boss kombatı ve galiba burada bir sevlesem fena olmayacak. Benim evime geliyorsun, benim işime burnunu sokuyorsun ve şimdi ilimin göbeğinde benimle yüzleşmeye cüret mi ediyorsun? Seni hırçın. Omurganı sıkıp Allah neler söylüyorsun sen? Neler anlatıyorsun terbiyesiz? Kes şunu lütfen. Kız bu kadar çok mu istiyorsun? Peki. Alo. Ne dedi ona ya? Hayda bu ne ya? Kız pörtleyecek onu kurtarın dedi. Peki. Yeterli hareket yok. Bu ne abi? Sen de böyle gel. Buradan mesafen yetiyor mu? Hedef menzilin dışında diyor. İyi, vur bakalım menzilin dışında falan. Görmüyorum diyor ama onu. Yolda engel var diyor şimdi de. Hedef çok uzakta diyor.
Yüksek savunma, yolda engel var diyor. Yani şöyle bir nereden, hiçbir yerden vuramıyor musun ya? Önünde bu kabak gibi şey duruyor büyük ihtimalle. Şuradan devam edeceğiz abi, ne yapalım? Benim büyücü karaktere sıranın gelmesi lazım galiba. Ona asla gelmiyor sıra. Atacağım yavrum sana. Atacağım. İnat ettim, o büyüyü sana atacağım. Hedef çok uzakta. Peki. Vallahi inat ettim ve zoru başardım. Kritik ıska. Buna da şükür. Kritik ıska değil. 18 zehir hasarı. Bu hiç hoş değil. Bu biraz kötü oldu. Sen ne düşünüyorsun teyzeciğim? Hadi. Metal teyze. Lumbur lumbur zehir hasarlarını yapıştırıyor abi bize. Bu nedir ya? Bana 800 milyon hasar vurduğu için şu anda zaten canımı kurtarmakla meşgulüm. Bunlar illüzyon mu abi? Vallahi bilemiyorum ki. 4 tane, 3 tane, bilmem kaç tane duruyor orada. Şöyle bir gel bakayım. Bir şey denemem lazım benim. Magic Missile atayım. İkinci seviye Magic Missile atayım. Bir tane sana, bir tane sana. Bir sana. Yani Magic Missile'ları öyle atmayacaktım işte. Saçmaladığı için kendisi maalesef böyle oldu. Yani bütün adamları öldürsen aslında daha uğraşmamış olursun yani. Boşu boşuna efor sarf ediyorsun böyle yani işte bir adama şey yapıyorsun bir buna. Öldür hepsini birden kurtul. Ok atabiliyor musun abi? Ah, 9'la atıyor. Allah'ım ya Rabbim. Attığı rakamlara bakar mısın ya? Attığı rakamlara bak Allah'ım. Aklım hayalim almıyor. Ben yine galaksinin öbür ucundaki bir adamla mı savaşıyorum acaba? Galaktik bir düşman mı yine karşımdaki? Beni çıkarın, beni çıkarın. Bu da yanıyor ya. Bunu da durdurmak lazım. Zehirlenmiş. Ölüyorum. Mükemmel. Şu dondurucu büyüğüyle şunu bir vursam. Aha. Dondu. En azından biraz işe yaradı gibi. Marina'ya ne yaptı? Koca karı hilesi dedi. Koca karı hilesi dedi. Marina'ya %85 ihtimalle vuruyorum. Buna alçak zemin silah efsunu. Yok ya, bu kadar iyi vuruyor olamam Marina'ya. İmkansız yani. Hiç yürüyemiyor musun abi sen? Abicim depar at. Depar at gel buraya. Git işte şuraya, neyse. Türkçesi. Bu da Marina olmalı ama Allah Allah.
Herif ıskalamıyordu. Bunları insansı olarak görüyor gerçekten. Ama bunu söndürdüm ya. Bunu akıl ettim, söndürdüm. Adam bunun karşısında beni cezalandırdı abi. Ben buna inanamıyorum ya. Silence. Aynen ya. O kadar mutlu oldum ki bunu yaptığım için. Döveceğiz abi şimdi birbirimizi. Hiç kaçarınız yok. Sen değilsin zaten yani. Ben bir seni... Hı? Ne demek abi işlemiyor? İyi, kapının ağzında dursun böyle. Kimse yanına çıkamasın. Başka isteğin var mı? Altı on altı. Delici. Yarma 4-9. İkisine birden. Ya şanssızsan artık. Abi kadının yukarı ışınladığını gördüm gerçi ben ya. Ben onun o olduğunu düşünüyorum. Enel teyze hedef üstüne ana el saldırısı aksiyonunu kullandı. Karlak vurmak için 17 atmalı 11 attı. İhtiyatsız saldırı. Avantaj kazanırsın. İhtiyatsız saldırıyla bu kadar avantaj kazanır mı ya? Kazanır. Ha, kazanmıyormuş. Sadece kendini daha rahat dövdürecek bir şey yapmış oldu. Şimdi bizim yine burada çok güzel bir hamle yapmamız lazım. Birinci seviye büyü oklarımızla bir bunu, bir bunu, bir de bunu vuracağız. Evet. Alttaki iş gerçek. Bu kaldı. Marina sakata gelmiş vaziyette duruyor orada. Canı sağ olsun. Bir iksir daha içelim. Şöyle birazcık yürüyelim. Turu sonlandıralım. Vuramıyoruz ki adama yani. Herhangi bir şekilde adama çalışma yapmamızın şeyi yok. Hocam bak. Ben gerçekten çok sinirlenmeye başladım sana karşı. Hedefe avantaj kazanamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz zaten. Ben ne yapayım biliyor musun? Şuradan Drow Zehri süreyim. Ondan sonra geleyim sana. Şöyle bir tane zank diye sırtından vurayım. Kurtarma başarılı. Tamam. Kurtarsan sabaha kadar kurtar. Benim o kısmı ile ilgilenmiyorum işin. Sana gelip saldırı yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Delir. Çıldır. Çıldırdın mı? Tamam. Kaçla vuruyorum? 50 ile. Şunu açarsam kaçla vuruyorum? 75 ile. Gel. 75 ile de bir tane vur. Teyzesine tükürdüğümün eteline. Oh! Kritik darbeyle belini bir kırdım mı senin ben? Ha. Sen şimdi bir aklını aldın mı ben senin? Şimdi şöyle bir beyinle vurayım mı? Diz ardı darbesi. Hareket hızını %50 azaltıyormuşum. Sana ben neler neler yapayım daha. Beynine vurayım çekişte gelip. Oh! Bir de şaşırttım seni. Kızım sen hiç kımıldama. Hiç sesini çıkarma. Vatandaş bir daha kendini klonlar mı acaba ya? Abi var ya dilim eşek arası soksun ya. Hangisi gerçek bilmeden bir burada var. 2 burada var, 3 burada var, 4 burada var. Abi hangisi gerçek bilmeden yine de yürümem lazım. Bir şey yapamam. Emikle. Yüksek savunma. Umurumda değil. Gitti. %40. Gitti. Bir şeyler fırlatsam kafasına. Fırlatamadım. Şuna
Hadi bismillah. Hiç hoş olmadı bu. Canım bir tane ben iksir içiyorum. Şuraya da susturma atıyorum. Susturuldu diye. Turu sonlandır diyorum. Bu bir şey yapamıyor. Turu bana veriyor. Ben şuradan birinci seviyeden önce buna yetişecek galiba ya buna. Yetişmiyormuş ona. Şöyle bir yürüsem. Sonra birinci seviyeden önce buna. Sonra buna vurabilir. Sonra buna diyorum. Galiba ben seçim yapıyorum. Aa yo hiçbiri değilmiş. Buradaymış. Gerçek yeri açığa çıkıyormuş. Öyle oldu mu? Of. Çok pis gömçermeye çalıştı dedim ama. Abi bir korusaydın kendini buna karşı ya. Delici darbe burger. Ethel teyze hazır ol. Hazırla kendini Ethel teyze. Ethel teyze 200 milyon tane. Gerçekten yorucu ya. Abi her şeyi kurtarıyor. Hiçbir efekti vuramıyoruz. İnanılmaz zevkli şu anda oyun var ya. Hiçbir efekti vuramıyoruz. O bize istediği her efekti vuruyor. Ben şu anda çok eğleniyorum. Bunda da bir şey atamıyorum korkudan. Böyle bir alana mı diyor? Kendi arkadaşıma vurmam herhalde ya. Ya kurtardı adam. Yani hiç o dünya umrunda olmadı. Wow. Wow. Kadına tutuldu zaten. Bu kadını yok etmeye yemin etti bu. E bravo. Drow zehrine yakalanmış dedi. Bayıldı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kritik darbe dedi. Bir daha yıldı. Şimdi canım bak. Sana ben bir şifa iksiri içeceğim. Bu kadının savaşı gibi bir savaş daha dünyada görülmedi ya. Bu kadar kazık. Galiba indirdim ama kadına. Bu saatten sonra çünkü benden kurtulamaz gibi geliyor bana. Bir ok atar mısın? Namısın kurtulsun. 150 XP. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gurur duyuyorum kendimle. Bu kombat bitmeseydi bir kere daha yapmak istemezdim açıkçası. Marina ile konuş. Ethel teyze sonunda öldü. Marina'nın iyi olup olmadığına bakmalıyız. Mirna. Mirna. Derin sulu büyücü. Gale durumunu tedavi et. Bulutlar silahşörü. Solgun elf. Şimdi konuş. Çok aptalım. Ona nasıl güvenebildim? O canavara neredeyse çocuğumu veriyordum. Böyle bir şey niye düşündün ki? İstediği bebeğimdi ve tanrılar adına. Onun için bunu yapacaktım. Kocam için. Onu geri getirecekti. Kanırı hayata döndürecekti.
Kocan senin için çok önemliymiş. Tanrı beni korumak için her şeyi yapardı. Ben de aynısını yapmalıyım. Eskisi gibi olmasını istedim her şeyin. Yeter bu zaafını gördü ve bundan faydalandı. Bunu yapmasına izin vermek benim hatamdı. Bak kimseye borçlu kalmayı sevmem. Al, bu kolye biraz sikke eder. Sen de kalsın, bana bir şey borçlu değilsin. Gerçekten mi? Kocam vermişti. Onu eve götürmeliyim. Tabut yukarıda. En azından onu düzgün bir şekilde defnedebilirim. Teşekkürler. Beni başka biri kurtaramazdı. Hayvan leşi. Silvan taşı. Görmek için H tuşuna bas. E tuşuna bas. Bunu galiba yapabiliyorum. Hem de bayağı fazla yapabiliyorum. Ethel, senden ne çıktı çok merak ettim. Hayata küstürdün beni. Wow. 1300 altın. Basit toksin. Güçlü iyileşme. Mistik enerji. Ekstra bir birinci seviye büyü hanesi kazanırsın. İçinde diğer eliksir iksirlerinin yerine geçer. Şifa iksiri. Ani rüzgar parşömeni. Boyut kapısı parşömeni. Kişi efsunla parşömeni. Lanet kaldır parşömeni. Asip aku parşömeni. Ölülerle konuşma. Karadan'ın lütfü. Lekeli tılsım. Asit. Simyacı ateşi. Balçık. Yardırdık abi be. Neler neler varmış burada. Şurada bir sessizlik büyüsü var galiba. Mau diyor. Evet, susturulmuş. Girdin mi susturulmuş oluyorsun. Bu ne abi? Kontrol küresi. Ha. Kontrol küresine gerek kalmadı. Çünkü adam zaten, daha doğrusu adam değil, cadı. Kendi yanına çekti kızı. Buradan bir yere gidiliyor mu acaba? Merak ettim de. Aa, gazlar mı söndü? Astorian, senden devam edelim mi? İmha et. Teşekkür ederim. İmha et. Kadın yakında yokken o bonusu ekleyemiyor belli ki. Kadın yanındayken ekliyor sadece. Devam et. İmha et. Devam et. Oo. Kapıdan bir tane de burada görüyorum. Arkasında bir şey var mı? Arkasını göremiyorum. Çok yüksek diyor. Oraya gidemiyor. Peki. Burada gitmediğimiz ne var? Gitmediğimiz Marina'yı kurtar diye. Marina'ya yardım etmek için koca karı inini ara. Ararım. Ayıp ediyorsun. Zaman bir devam edelim şimdi. Geri dönelim. Orada bir yer var mı diye bakmak istedim. Susturulmuş kaç tur duracak acaba ya? Susturulmuş kaç turmuş? 100 tur. Maşallah. Bir daha kaydetti. Oyun da kaydetti. Ben kaydediyorum, oyun kaydediyor. Ben kaydediyorum, oyun kaydediyor. Kemik mantarı. Domuz fileto. Domuz kafası. Ethel'den mektup. Ethel'den mektup. Hep gören göz.
Hız iksiri, acı ayrılık. Ethel'den mektuplar büyük ihtimalle şey. Çok kıymetli kız kardeşim, iyi hissediyor musun çiçeğin? Bir köpek yavrusunun seni atlatmasına inanam. Ya bu bizim quest'le alakalı şeyler. Hiç gerek yok. Atalım gitsin bunları. Ayrıca şu maskeyi de atalım. Riskli. Ben burada bir sürü şey bulacağımıza inandığım için hani buraya bakmadan edemeyiz. Solgun rüyalar. Bir annenin nefreti. Deliliğin öpücüğü. Kararsız irade. Taş kalp. Tutulmamış söz. Kayıp zaman. Evcil hayvan. Aşk tutkusu. Tüm şeyleri aldık. Ooo. Ethel'in asası. Hastalık ışını. Düşürme almadım. Hastalık ışını aldım. Artık hastalık ışını diye bir şeyim var. Aksiyon. Habire 2.16'lık zehir hasar atabilirim. Jaws diye lazer. Ağır sandık. Hepsini al. Tatmin olmadım bu yaptığı şeylerden. Dünyaları verdi bana ama yetmez. Gidelim bakalım şuraya. Burası neymiş? Mantar çemberi. Nereye geldim? Sası bataklık diye bir yere geldim. Yabancı havalara uçmak. Karla ilham kazandı. Karla. Başarılı bir mantar çemberini kullandın. Yabanın gözleri, bataklığı kaplan illüzyon ötesindekileri gördün. İki tane ilhamı varmış bunun. Millet ilhamlara doyamadı. Tanrı adına geldiğini duymadım. Evet, ben gerektiğini biliyorum ama gidemiyorum. Onu bir el arabasına koyup tüm o yolu tekrar tepmek. Bir değnek buldum. İyi misin? Onu burada bırakabilirsin. Sızlanmak yolunu kısaltmayacak. Bir değnek buldum. Sanırım kocanı diriltebilirim. Ne? Bunu yapabilir misin? Böyle bir şey. Denekten yayılan bir güç dalgası hissediyorsun. Havaya bir anda keskin bir koku kaplıyor. Değnek kullanmak istiyor. Onu geri getir. Connor'ı geri getir. Değneği tabuta doğrult. Ne? Ne oluyor? Neden hala ölü? Bir şeyin sana tutunduğunu hissediyorsun. Yaratık bir efendinin hasretini çekiyor. Ona ne yaptın? Yaratık bu DNA'ya bağlı. Pek de faydalı. Nihayetinde koca karı sözünü tutmuş. Zaten bu o kadar basit olamazdı, değil mi? Ama bunu vaat etmemişti. Onu geri istemiştim. Eski haliyle. Bunu değil. Kocam bu. Onu istiyor musun, istemiyor musun? Kanır. Öyleyse onu bulacağım ve geri getireceğim. İşte değnek. Sana ve Kanır'a iyi şanslar. Çok garip oldu bu. Al zombi kocanı git diye. Teşekkürler ama şanstan fazlasına ihtiyacım olacak. Büyücüyü falan bulacağım. Belki Baldur geçidinde biri bize yardım edebilir. Kanır o şehirde hep bir şeyler bulursun derdi. Teşekkür ederim. Yani sanırım. Hadi hayatım, gidelim. Ethel'ın asasını kullanmak belki de çok iyi bir fikir değildi. Ethel'in asasını kullanmak belki de değil, kesinlikle çok iyi bir fikir değildi. Abi bu fecaatmiş ya. Tek kelimeyle fecehatmış. Bu cadının burası. Kazık ve zorlu bir yermiş yani. Bir de dediğim gibi niye acaba hep geriden gidiyoruz biz? Bir türlü yeterince level'larımız yakın olarak beleş gidemiyoruz. Kardeşlerim, bu macerayı burada sonlandıralım. Bir dahaki maceramızda biz şu goblinlerin olduğu yere girelim. Helion'un kalbini falan çözelim. Goblinlerle olayımız neyse onu bir halledelim. Buradan sola doğru gidip bir şeyler var mıydı? Cadının evinin orada şuralar var. Oraya da bir bakabiliriz. Ne varmış diye.
Ama içeride goblinler var. Dikkat et dediği yere gideriz. Ayrıca tapınak ve goblin rahibeden yardım iste falan. Onlar var. Bakalım onlarda da ne elde edebileceğiz. Ama dediğim gibi şimdi videoyu burada sonlandıralım. Ben karakterleri kendine getireyim. Kamp yaptırayım. Fazlalık eşyalarını satayım. Diğer eşyaların üzerine dizeyim. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Umarım video beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.